Değerli meslektaşlarım, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak meslek içi eğitim seminerleri kapsamında düzenlediğimiz uluslararası inşaat sözleşmelerinde sözleşme, hak talebi ve uyuşmazlık yönetimi başlıklı seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vakit ayırıp bu akşam bizlerle birlikte olan Sayın Mehmet Emin Aykın'a, odamız ve siz değerli üyelerimiz adına çok teşekkür ederiz. Sunumumuz tek parça olacaktır. Sorularınız yan tarafta bulunan can sohbet kısmından iletebilirsiniz. Sunum bittikten sonra Mehmet Bey'e iletilecektir. Buyurun hocam, söz sizde. Merhabalar. Ben Mehmet Emin Aykın, inşaat mühendisiyim, İTÜ mezunuyum. Yaklaşık 20 yıla yakındır inşaat sektöründe farklı dallarda hem müteahhit hem işveren pozisyonlarında farklı zamanlarda yer aldım. Son dönemde de ICM, İCM İnşaat Danışmanlık firmasında kıdemli uzman olarak, danışman olarak hizmet vermekteyim. Umarım bu uluslararası sözleşmeler konusundaki seminerimiz umarım herkese faydalı olur diye dileklerimi iletmek isterim. Merhabalar yeniden. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşme, Hak Talebi ve Uyuşmazlık Yönetimi seminerimize hoş geldiniz. Seminerimiz 6 küçük bölümcükten oluşuyor. Bu seminerimizde öncelikle kontrat tipleri, kontrat yönetimi, ardından hak talebi, değişiklik emirleri ve en son olarak da askıya alma, fesih ve uyuşmazlık çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Öncelikle çok kısa bir şeyle, girişle biz ICM, İCM danışmanlık firması olarak kontrat sözleşme yönetimi ve hak talebi yönetimleri üzerine danışmanlık firması olarak hizmet vermekteyiz. 15-20 ülkede hali hazırda farklı firmalarla, yerli ağırlıkla yerli olmakla beraber yabancı firmalara da beraber destek vermekteyiz. Bununla beraber de hem bu seminerlerde yaptığımız gibi eğitimler vermekte, buna ek olarak da yine tahkim davalarında bilirkişi, uzman bilirkişi olarak raporlar hazırlamaktayız. Müteahhitlere, işverenlere farklı konularda risk raporları, konunun içeriğine göre raporlar hazırlamakta ve projenin devamı tüm sürecinde de ayrıyeten kontrat yönetimi, sözleşme yönetiminde de destek vermekteyiz. Bu bildiğiniz üzere her şey hani sözleşme çok orada bütün yazılar var teorik ama bu işin asıl pratiği sizlerin de takdir edeceği gibi pratiği asıl önem arz ediyor. Sözleşmede yazanı bir şöyle dile getireyim. Bir sözleşme bakışı var. Yani sözleşme yazıyor. Sözleşmede herkes okuyabilir o sözleşmeyi ama o sözleşmede yıllarca birikmiş sizler gibi birçok profesyonel yıllarca birikmiş birikimleriyle o sözleşmenin maddelerini nasıl yorumlayacağını, nasıl bağlayacağını o zaman daha iyi yorumlayabiliyor. Bu anlamda da sözleşmenin ötesinde pratik eğitim, sahada elde edilen eğitim aslında en önemli konu olarak göze çarpıyor. Şimdi birinci bölüm olarak kontratlar ve tipleri. FİDİK özelinden gireceğiz ama biraz sonra yine de genel olarak uluslararası diğer kontrat tiplerinde ya da uluslararası kontratlarda karşılaşılan sorunlara da hep beraber değinmeye çalışacağız. Kontrat yönetimi nedir demişiz? Kontratı anlamak, biraz önce dile getirdiğim gibi kontrat bakışı diyelim. Yani onu bir hikaye gibi değil de bir kontrat bakışı, bir maddeler arasındaki ilişkilerin beraber değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü siz bir maddeyi okuduğunuzda tamam bu benim lehime diye yorumlayabileceğiniz bir konu, diğer maddelerle beraber ele alındığında çok farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kontratı anlamak, kontrat yönetiminin temeli öncelikle kontratı anlamak. Sadece kontrat mı? Burada ilişki yönetimi de dile getirmişiz. Sadece kontrat mı? Hayır. Kontrattaki haklarımızı korumak, kontrattaki haklarımızı bilmek ayrı. Bununla beraber o kontratı hangi ilişkiler düzeyinde nasıl aktaracağımız da başka bir boyut. Dolayısıyla
kontratta yazıyor, bunu bu şekilde yazacağım derken bu arada oranın, o projenin dinamiklerini de yine göz önüne almak lazım. Kontrattaki haklarımızı koruyalım ama o projenin dinamiklerini de mutlaka göz önüne alalım. Kontratta şunu şöyle yazalım dediğinde direkt yazabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim onu. Bir akşam oldu demek var, bir de güneş battı demek var. Dolayısıyla aynı şeyi söylüyoruz. Mutlaka söyleyelim, kontrata uygun şekilde söyleyelim ama nasıl söyleyeceğinizi işte o ilişkiler yönetiminden, yönetimini de göz önüne alarak söylemek gerekiyor. Kontrat yönetiminde nelere dikkat edeceğiz? Kontratsal kayıplarımız, kazançlarımız, risklerimiz, bunları biz tanımlayacağız. Şu var, hiçbir kontrat tek taraflı değil aslında. Sonuçta kontratın tarafları var. Bu kontratın riskleri nedir? Bu kontratta acaba kazançlarım ne olacak, kayıplarım ne olacak? Şöyle de olabilir bakın. Belki de kontrata, normalde bir müteahhitin bu kontrata girişi nasıl olur? Bir müteahhitin kontrata girişi sonuçta bir tüccar, basiretli bir tüccar olarak teoride bakıldığında ne deriz? Bu müteahhit bu işe kar için girmiştir. Doğal olarak bu. Ama bakın kontratsal kayıplar, kazançlar, riskler dediğimiz tek başına aslında o kontratı da söylemiyor. Belki de müteahhit oraya kar marjı koymadan girecek. Belki de bir ülkeye giriş yapıyor. Bir ülkeye ilk işini yapıyor, ilk projesini yapıyor. Dolayısıyla belki kar da koymayacak ama koyup koymamasından öte kendi risklerini bilecek. Kar marjım olmayabilir ama nerelerde ne risklerim var? Dolayısıyla kontratı anlamak bunu gerektiriyor. Tamamıyla kar odaklı mı yoksa daha ötede daha sonraki projeler için mi giriliyor? Bunlar tabii kontratın aslında bir bütünü kontrat yönetiminin. Gözlemleme, raporlama demişiz. Kontratı yönetirken kontratın mekanizmasında, kontratın kapsamında yapılacak işlerin doğru şekilde gözlemlenmesi, doğru şekilde raporlanması gerek. Aksi takdirde bunu ileride göreceğiz hak taleplerinde. Bu gözlemleme ve raporlamayı eğer doğru şekilde yapmazsak, kontratı doğru şekilde yönetmezsek, bu ileride hem işveren için hem müteahhit için sıkıntılar doğurabiliyor. Dolayısıyla gözlemleme ve raporlama daha sonraki bölümlerde de dile getireceğimiz gibi bir kontrat yönetiminin en önemli şeylerinden, gerekliliklerinden birisi. Aksi takdirde kontratta yazanlar kontratta yazdığı gibi kalır ve siz onu kontrat yönetimi olarak proje yönetimi mekanizmasına dahil edemezseniz kontrat yönetimini ve kontratın maddelerini ileride müteahhitin de işverenin de aleyhine sonuçlar doğurabilir. Kontratı uygularken nelere dikkat edeceğimizi yazmışız. Kontratsal uyumluluk. Siz bir işi yapıyorsunuz, işe teklif verdiniz. Acaba bu kontrata ne kadar uygun yapıyorsunuz? Malzemeler var. Siz evet çok kaliteli bir malzeme getirdiğinizi düşünüyorsunuz. Bu iş için yeterli olduğunu düşünüyorsunuz ama kontrat ne diyor? Dolayısıyla kontrat yönetiminde projenin yaptığınız işin kontrata uyumluluğu çok büyük önem arz ediyor. Değişiklikler nedir? Bakın kontrat yönetimi biraz önce de dile getirdik. Kontrat yönetiminde en önemli şeylerden birisi kontratta tanımlananın dışında acaba sizin yaptığınız işler değişiklik olarak nitelendiriliyor mu yoksa zaten kontratın kapsamında var olan bir şey mi? Değişiklikler bölümünde buna özel değineceğiz. Süre uzatımı hakeza kontratın bir süresi var. Bu süre uzatımı acaba neyden etkilenecek? Süre uzatımına gerek duyulan yeni işler mi var? Yahut sizde mi gecikme var? İşveren sizi mi geciktiriyor? İşte kontrat yönetimi devamlı gözlemleme, devamlı raporlama ve bununla beraber de o sonuçları değerlendirme. Bu nasıl sonuçlanıyor? Süre uzatımının ardından da doğal olarak siz bu gözlemleme ve raporlamaları yaptıktan sonra bunu bir hak talebine dönüştürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kimse size alın sizin süre uzatımınız, alın sizin şu kadar ekstra paranız demeyecek. Çünkü kontrat yönetiminin gerekli mekanizmaları, prosedürleri bulunmakta. Şimdi temelde kontrat nelerden oluşur diye bir slide koyduk. Biliyorsunuz ana kontrat general conditions diye geçen genel şartname, özel maddeler kısmi şartname, özel şartname diye de geçen planlar, iş programları, çeşitli standartlar, keşif özeti, BOQ diye geçen keşif özeti ve aklınıza burada yazan yazmayan
Bir de şu var, mesela ne demişiz? Ortak girişim anlaşmaları, sigortalar, formlar, program, etik kodlar. Dolayısıyla normalde kontrat bunlardan temelde oluşur ama bizim burada dile getirmediğimiz herhangi bir kağıt da, tırnak içerisinde herhangi bir döküman da karşılıklı anlaşma gereği işveren dedi ki şu şöyle bir anlaşma yaptık, şöyle bir şart koyduk, bunu da koyuyoruz. Kontratın ekinde ne var? Bu ekler size ne zorunluluklar, ne riskler getiriyor? Bunları çok iyi değerlendirmek gerek. Aksi takdirde kontratın nelerden oluştuğu, daha sonra bu kontrat maddelerinin, kontrat parçalarının hangilerinin hangi önceliğe sahip olduğu, çünkü ileride hak taleplerinizde yahut sizin ben bu talep edilen işin değişiklik emri olduğunu düşünüyorum dediğiniz bir durumda eklerin kendi arasındaki ilişkisi ve eklerde verilen sıralama, içerikle beraber bakıyorsunuz ki sizin öngörmediğiniz ya da bir değişiklik emri olarak öngördüğünüz bir şey kontratın bir ekinde bir yerde yazıyor. Dolayısıyla kontrat eklerine dikkat lütfen. İşveren yahut müteahhit, yüklenici olsun hiç fark etmez. Herkes iki tarafta bu projenin herkesin iki tarafında düşündüğü şekilde anlaşıldığını bilmesi lazım. Asıl mesele bu. Aksi takdirde müteahhit bir şeye teklif veriyor. İşveren kendi kafasında benim yaptıracağım şu diye düşünüyor ama o kontrat eklerinin doğru şekilde, kontratın parçaları doğru şekilde bir araya getirilmediyse ileride çok büyük sıkıntılar iki taraf içinde, yüklenici ve işveren açısından da sıkıntılar doğabiliyor. Şimdi uluslararası kontratlar, zaten seminerimizin temel konusu da uluslararası kontratlar üzerinden olduğu üzere bir küçük değinelim. FİDİK hepimizin bildiği üzere en yoğun, dünyada en yoğun kullanılan uluslararası standart kontrat formu, sözleşme formu. Bunun gibi FİDİK gibi NEC var, JCT var, İngiliz bazlı, İngiltere'de ağırlıkla kullanılan kontrat tipleri var. Farklı farklı finans kuruluşlarının kendi kontrat tipleri var. Amerika'da Avrupa Birliği'nin kendi yine standart farklı farklı uluslararası kontrat. Amerika'nın kendi US Corps kontrat tipleri var. Bu tipler, uluslararası kontrat tipleri farklı sektörlerde gerek devlet gerek özel sektörde ülkenin şartlarına yahut finansörlerin şartlarına göre bu uluslararası kontrat tipleri standart formlar kullanılıyor. FİDİK özelinden girersek yine küçük diğer noktalara da uluslararası kontrat tiplerine de değineceğiz ama FİDİK özelinden girersek en yoğun kullanılan kontrat tiplerinden kırmızı kitap, şimdi gökkuşağı serisi olarak adlandırılan kırmızı kitap, sarı kitap ve gümüş kitap, silver book diye, red book, yellow book, silver book diye geçiyor. Bunların, bu kitapların en temel farkları, birincisi red book, kırmızı kitap. Kırmızı kitapta işveren tasarımı yapıyor. Tasarımdan işveren sorumlu ve bir müşavir atıyor. O müşavir de o projeyi yönetiyor. Sarı kitaptaysa tasarım yüklenici de, kırmızı kitabın tersine tasarım yüklenici de ama yine bir müşavir var. Müşavir yönetiyor, yüklenicinin tasarımlarını onaylıyor. Sarı kitapta ve kırmızı kitapta işveren aracı, müşavir aracılığıyla işverenin dahli daha fazla. Gün be gün işi kontrol ediyor. Silver Book'a, gri kitaba, gümüş kitaba gelince ise bu direkt EPC denilen turnkey, anahtar teslim götürü bedel kontratlar. Bunların en büyük farkı ne dersek aslında, biraz önce birisinde işverenin tasarladığı, sarıda yüklenicinin tasarladığı, gümüşte de yine götürü olarak yüklenicinin her şeyi yaptığı kontrat tipi. En büyük farklardan birisi de bu kitaplar arasındaki risk paylaşımı. Bu risk paylaşımı ne? Kırmızı kitapta işveren tasarımı yapıyor. Yeraltı zemin koşulları bilinmeyen, öngörülemeyen zemin koşulları Red Book'ta, kırmızı kitapta yükleniciye süre ve para talep etme hakkı veriyor kırmızı kitapta. Sarı kitapta tasarım yüklenicide olmasına rağmen yine sarı kitapta da yükleniciye öngörülemeyen zemin koşullarından
süre ve para talep hakkı veriyor. Bakın risk paylaşımı bu. Ama nedir? EPC olan, götürü bedel olan gümüş kitapta yüklenici tüm riskleri alıyor. Yer altında şu çıktı, sayın işveren işte hiç öngörmediğim bir şekilde şöyle bir kaya tabakasına denk geldim. Şu kadar süre, hayır böyle bir şey değil. Bu götürü bedel, nedir? Bunlar da bu dediğim risk paylaşımından dolayı da fiyatlamalar tabii ki değişiyor. Kırmızı kitapta ağırlıkla birim fiyatlı, metrajlı sözleşmeler yapılırken sarı kitap ve gümüş kitapta daha çok götürü bedel birim fiyatlar var, fiyatlar var. En büyük risk farkı da götürü bedelde adından da belli olduğu üzere herhangi öngörülemeyen şartlar, zemin şartları gibi o durumlar ortaya çıktığında işverenden yüklenici bir talepte bulunamıyor. En büyük fark bunu böyle söyleyebilirim. Ha bir de şunu da ekleyebiliriz. Gümüş kitapta müşavir yok. Müşavir yok. Teoride müşavir gümüş kitapta yok. Ne var? Employees Representative diye işveren temsilcisi, işveren kendisi atıyor bir temsilcisini. Ama işin dedik ya, burada yok ama işin pratiği nasıl oluyor? İşin pratiğinde çoğunlukla işverenler bir danışman firma, danışman proje yönetim firmasından destek alabiliyorlar. Employees Representative yani işveren temsilcisi eninde sonunda imzayı atacak kişi olmasına rağmen daha çok bir danışman aracılığıyla da müşavir gibi çalışılabiliyorlar. Bir not. Şimdi bunları kırmızı, sarı, gümüş kitap diye sınıflayarak temel özelliklerini verdik ama sizlerin de meslek hayatınızda hep denk geldiği üzere diye düşünüyorum. Bu kitapların rengine dayalı olarak ya da üzerinde işveren employer design yazıyor, işveren tasarımı, yüklenici tasarımı. Bunlar standart formlar bildiğiniz üzere ama dünyanın birçok ülkesinde, birçok yerinde sizlerin de denk geldiği üzere kırmızı kitap, kırmızı kitap olarak kalmıyor. İçine yüklenicinin de tasarım yaptığı şartlar, maddeler koyulabiliyor. Dolayısıyla şunu her zaman tüm seminerlerimizde dile getiriyoruz. Lütfen bu sarı kitap, bu kırmızı kitap, bu gümüş kitap diyerek biz temel özelliklerini verdiğimiz şeyleri onun özel şartnamesinde, özel şartlarında hep değiştiğini görüyoruz, değiştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla temel özellikleri bu olmakla beraber lütfen sözleşmelerimizin özel şartlarında işverenler tarafından nasıl farklılaştırıldığı, değiştirildiği, hangi maddelerin işlevsiz hale getirildiği ya da değiştirilerek farklı şekilde risk paylaşımı oluşturulduğuna lütfen dikkat ediniz. Ama temel özellikleri bunlar. Yine bir küçük not yine kırmızı kitapla alakalı. Kırmızı kitapta direkt olarak işveren tasarımı der ama bazı maddelerde şunu söyler. Yüklenici parantez içinde der ki eğer kendisine farklı yerlerde tasarım zorunluluğu getirildiyse der. Dolayısıyla kırmızı kitap her ne kadar işveren tasarımı olan bir kitap olsa da ona göre kurgulansa da bazı maddelerde dolayısıyla siz lütfen şartnamelerinizde acaba yüklenicinin sorumlu kılındığı maddeler var mı tasarımdan? Hangi parçalar? İşveren genel olarak tasarımı yapıyor ama belli parçaları yükleniciye sorumluluk olarak verebiliyor. Dolayısıyla hep bunu söylüyoruz. Lütfen ezberden bir şekilde bu kırmızı kitap benim hiçbir şekilde sorumluluğum yok, tasarımdan işveren sorumludur diye girmeyelim. Biz şunlara da denk geliyoruz, o yüzden söylüyorum. Aynen bahsettiğim gibi bu kırmızı kitap ben hiçbir tasarım yapmayacaktım deniyor. Ama bir bakıyorsunuz yüklenicimiz o içerideki detayları fazla incelemediği için ya da gözden kaçırdığı için kendisine atfedilmiş olan bir tasarım sorumluluğu olan iş parçaları var. Proje bölümleri var. Onu gözden kaçırabiliyor. Dolayısıyla ezberden bu budur demeyelim. Lütfen kısmi şartlarda, şartnamelerde ne yazılarak risk paylaşımı değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi? Buna dikkat edelim. Türkiye dışında uluslararası sözleşmeler slaytımızda. Şimdi biz bu uluslararası FIDIK olsun olmasın ama en yaygınlardan olduğu için söylüyorum. FIDIK'i örnek verdik temelde. Türkiye dışında uluslararası sözleşmelerin faydası ne? Standartlaşmış sözleşmeler.
Birincisi edinilmiş tecrübe yazmışız. Edinilmiş tecrübe bu uluslararası standart sözleşmeler kullanıla geldiği için yıllarca, yani FIDİ'nin geçmişine baktığınızda 1960'lara 50 küsürlere kadar gidiyor ilk basımlar. Dolayısıyla kabaca 60 yıllık bir birikimle oluşturulmuş ve devamlı belli aralıklarla güncellenmiş kontrat formlarından bahsediyoruz. Bu neye yol açıyor? Edinilmiş tecrübe dediğimiz bu. Bu uluslararası kontrat tipleri kullanıla geldikçe, birçok projede kullanıldıkça artık profesyoneller bu sözleşmeyi tanımaya, hem işverenler hem yükleniciler bu sözleşmeyi tanımaya, bu sözleşmenin risklerini daha iyi bilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla neyi almışız? Taraflar adına risk azaltılması. Riski şöyle azaltıyor, bildiği bir kontrata giriyor. Zaten hani diğer taraftan da bakalım, buraya kredi alma imkanlarında da değinmişiz zaten. Zaten uluslararası sözleşmelerin bir kullanım amacı da finans kuruluşları diyor ki, ben şu uluslararası standart sözleşmeyi kullanmanı istiyorum. Çünkü bunda şu 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 risk paylaşımları daha adil. Bunda herhangi bir uyuşmazlık çözümü ortaya çıktığında bu sözleşmede mekanizma, prosedür belli. Dolayısıyla ben bu parayı size veriyorum. Ben sizin projenizi finanse ediyorum. Ama bu kontratı kullanın. Dolayısıyla finansmanı da kolaylaştırıyor. Bir uluslararası finansör bir sözleşmeye, bir projeye projeyi finanse etmek istediğinde kendi parasının nasıl kullanılacağını, nasıl döneceğini, acaba bu proje yarıda kalırsa ne olacak? Bütün hepsi bu standart formlarda sistematikleştirilmiş. O itibariyle de kullanılması daha çok tercih ediliyor. Ne demişiz? Rekabetin arttırılması. Ne dedik yine? Firmalar bildikçe herkes artık harca alem olmuş bir sözleşme tipi, bu uluslararası sözleşme standart formlar. Birçok ülkeden farklı farklı yüklenici tarafından bilinen bir sözleşme tipi olduğu için tırnak içerisinde neredeyse herkes, eğer o şartları, finansal gücü sağlayan herkes, proje şartlarını sağlayan herkes gelip teklif verebiliyor. Bu da ne yapıyor? Teklifçi sayısının artırılması rekabeti arttırıyor. Bu da işveren için olumlu. İşveren ben bu standart formu kullanırsam daha çok teklif alabilirim diyor. Şöyle düşünelim, işverenin hiç bilinmeyen, yepyeni ürettiği bu sene şu anda yeni bir X kurum bir sözleşme yayınladı. Ben bu sözleşmeye göre ihaleye çıkacağım dedi. Firmalar şeyi aldı, sözleşmeyi baktı. Hiç bildiği gibi değil. Önceden alışa geldiği, tanıdığı maddeler değil. Dolayısıyla firmaları bile bakın, ilk okuyuşta firmalar bile şöyle bir geri adım atacak. Dolayısıyla bu standartlaşmış sözleşmelerin kullanımı rekabetçiliği de aslında işverenler adına da zaten demişiz, işverenler için daha iyi fiyatlama. Uyuşmazlık çözüm metotları, yine dile getirdiğim gibi bu uluslararası standart formlarda uyuşmazlık çözüm metotları, prosedürler, mekanizma belli, belirlenmiş. Dolayısıyla bir yüklenici bu sözleşmeye, bu projeye teklif verdiğinde ben bir sorun yaşarsam bu sorunu nasıl, hangi yollarla çözeceğim belli. Bu da yine çekici tarafı olmuş oluyor uluslararası standart sözleşmelerin. Kredi alma imkanlarından bahsettik. Uzman kontrat lisanı, bu da yıllarca dedik ya, mesela FIDİK özelinde söylersek 60 yıllık geçmişten gelen bir birikim, tecrübe ne oluyor? Devamlı geri dönüş yapıyor yükleniciler, işverenler. Örnek söylüyorum, 60 yılında olan ilk versiyonu söyleyelim. 60-56, şu an ezberden konuşuyorum ama kabaca 60 yıllık söylüyorum. İlk versiyondaki uygulama sırasında yükleniciler, işverenler yaşadıkları sorunları FIDİK'le paylaşıyor. Bu ne oluyor? Daha sonra yeni versiyon, revizyon, güncelleme sunulurken bunlar göz önüne alınıyor. Dolayısıyla bu 60 yıllık periyotta gitgide daha da uzmanlaşan kontrat lisanı ortaya çıkıyor. Bunun, bu anlamda standart formların böyle de bir ekstra olumlu tarafı var. Risklerin taraflar arası dağılımı söyledik. Standart form olunca risksiz diye bir şey yok ama giren o standardı bildiği için risklerini bilerek giriyor. Aksi takdirde yepyeni üretilmiş bir sözleşmenin riskleri
bir bilinmez yükleniciler için. Onun için daha çok araştırma, yepyeni bir çalışma yapması gerekebiliyor. Hukuksal altyapı ve destek demişiz. Bu da yine yıllarca biriktirilen tecrübe gereği hukuksal altyapı da içtihatlarda oluşmuş oluyor bu standart formlar hakkında. Hiç bilinmeyen bir sözleşmenin yorumlanması ve o konuda uzman görüşler, içtihatlar bulmak başka şey. Yıllarca kullanıla gelen bir standart form hakkında oluşmuş içtihatları, yoğun içtihatları, fazla sayıda içtihatları bulmak daha kolay olacak. Dolayısıyla yüklenici de işveren de kendi başına bir bu projenin yürütülmesi sırasında bir sorun geldiğinde sonuçlarını zaten belli içtihatlardan bile görebiliyor. Çünkü standartlaşmış ve yıllarca edinilmiş bir tecrübe var. Türkiye dışında karşılaşılan sorunlar demişiz. Kontrat yönetimi eğitimi. Biz şöyle söyleyelim. Artık son dönemde Türk firmaları bizim görebildiğimiz, bunu da sevinerek söylüyoruz. Türk firmalarının kontrat yönetimine verdiği, kontrat yönetimi eğitimine verdiği önem de artıyor. Onu görüyoruz. Örnek söyleyeyim. 10 sene önceki durumla, bizim kendi şahsi gözlemim olarak da söylüyorum. 10 sene önceki durumla şimdiki durum arasında ben fark olduğunu görebiliyorum. Firmalar, bir de tabii ki firmalarımız hep yurt içinde çalışan firmalarımızdan artık yurt dışına daha fazla açılan sayıda firma olduğu için bu firmalarımız da bu işin ne demişiz? Masa başı para kazanma yöntemleri. Bizler Türk iş mantığı ve kültürel etik demişiz. Biz kontratta yazsa bile onu yazarak, hani bir önce ilk girişte dedik ya, bir de ilişkiler yönetimi var. İlişkiler yönetimini yaparken kontratı da unutmamak lazım. O bir denge. İşte biz Türk firmaları olarak bunu gitgide görebildiğimiz kadarıyla kontrat yönetiminde yaşadığımız sorunlarla yurt dışında, çünkü biz zannediyoruz ki yurt dışına yeni bir firmamız açıldığını varsayalım. Çok güzel işini sahada yapıyor. Sahada mükemmel iş yapıyor. Devamlı proje müdürüyle, müşavirle konuşuyor. Efendim sayın işveren, böyle böyle sıkıntılarım var. Tamam, çözülecek deniyor. Örnek söylüyorum. Bizim yüklenicimiz de yurt dışında çok güzel çalışarak işin sonunda da ben paralarımı alacağım diye düşünüyor. Ama gelin görün ki ne yazık ki bizim bu yazılı olmayan, kayda düşmeyen çözüm yönetimimiz, öyle söyleyeyim, yurt dışında tabii ki karşılık bulamıyor çoğunlukla. Çoğunlukla karşılık bulamıyor. Anglo-Sakson tarzı düşünce yapısı demişiz. Nedir? Her şeyin yazılı, kayıt altına alındığı model. Bizim Türk firmalarımız da, yeniden söylüyorum, sevinerek söylüyorum, bu konuda da çok yol aldığını hep beraber gözlüyoruz. Daha da iyi olacağını umuyoruz. Lisan kullanımı demişiz. Dedik ya, güneş battı ile akşam oldu aynı şey olmakla beraber, bunun nerede, hangi projede, hangi sözleşme maddesine dayalı olarak söylendiği, sözleşme maddesine dayanarak mı söylendiği, yoksa dayanmamız gerekti de biz sözleşmeyi bir kenara bırakarak tamamen gayri resmi, sözleşme diline uygun olmayan bir dil mi kullanıyoruz? İşte bunlar bizim genelde yurt dışında yaşadığımız sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Farklı uyuşmazlık çözüm yolları. İşte dedik ya, bizim alıştığımız, belki de Türkiye'de ben yazı yazmam ama en sonunda zaten oturur işverenle çözerim diye düşündüğümüz bir konu. İleride uluslararası kontratlara, yurt dışında kontrat yönetiminde olduğunda, proje yönetiminde olduğunda, işte bu kayıtlar, kayıt tutma, tek tek her şeyi kayıt altına alma, bildirimleri zamanında yapma bir sorun olarak hep karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında karşılaşılan sorunlar bunlar olmakla beraber gün be gün yaşadığımız sıkıntılar, bir musibet bin nasihatten iyidir usulü. Yaşadıkça, yüklenicilerde gördüğümüz kadarıyla bu sıkıntıları yaşadıkça artık kontrat yönetimine daha çok önem veriyor diye gözlüyoruz. Uluslararası sözleşmelerin Türkiye'de kullanımı demişiz. Farklı farklı, özel sektörde var, kamuda var, biliyorsunuz Avrupa Birliği finansmanlı projeler var, Dünya Bankası finansmanlı projeler var, farklı Asya Kalkınma Bankası finansmanlı projeler var. Bunların birçoğunda FİDİK yahut farklı formda standart formlar tercih ediliyor. İhale kanunu ve mevcut hukuk sistemi demişiz. Çoğunlukla bu standart formlar KİK'e tabi değil.
Dolayısıyla uluslararası bir finans çoğunlukla diye söylüyorum. Uluslararası standart formların kullanıldığı yabancı finansmanlı sözleşmelerin birçoğunda kendisi KİK dışında kendi sözleşme kurallarıyla yönetiliyor. Müşavirin rolü konusuna gelince biliyorsunuz müşavir işverenin temsilcisi rolüyle projeyi yönetiyor. Müşavirin rolü tabii kendi içinde hep tartışıla gelen bir rol oluyor. Çünkü hem FİDİK diyor ki, FİDİK yahut diğer sözleşmeler birçoğu diyor ki müşavir employer's personeldir. Yani işverenin personelidir diyor. Ama diğer yandan da müşavir karar verirken nötr bir şekilde bağımsız bir karar verici olarak değerlendirme yapmak durumundadır diyor. Dolayısıyla müşavirin rolü çok önemli. Çünkü müşavirin vereceği karar işvereni yönlendirecek. İşverenin nasıl karar alacağını etki edecek. Yüklenicinin varsa hakkı onu verecek. Dolayısıyla müşavir çok büyük bir rolde. Ama sözleşmenin maddelerine göre şuna dikkat. Sözleşmenin maddelerine göre müşavirin rolü özel şartlarla kısmen şey yapılabilir. Bazı yetkiler, görev ve yetkileri işveren kendisi üzerine alabiliyor. Dolayısıyla buna dikkat. Yetki kimde? Hani müşavirimiz projeyi yönetiyor. Projeyi yönetirken eğer standart forma bakarsanız diyor ki müşavir değişiklikleri yayınlar, şunu yapar, buna yetkilidir der ama siz gidip özel şartlara gittiğinizde hem Türkiye'de ki uluslararası finansmanlı projelerde hem yurt dışında denk geldiğimiz uluslararası finansmanlı olsun olmasın projelerde FİDİK ve uluslararası standart formlar kullanılan projelerde müşavirin yetkilerinin işveren tarafından çoğunlukla kısıtlandığını görüyoruz. İşveren bazı onayları kendisine alıyor yahut müşavirin onaylaması gereken şeyleri sınırlayabiliyor. O yüzden lütfen hangi form standart olsun olmasın tüm sözleşmelerde müşavirin neye yetkisi var? Müşavirin yetkileri kısıtlanmış mı? Buna özel dikkat edelim. Özel şartlarda, kısmi şartlarda çoğunlukla müşavirin yetkisinin kısıtlandığını görüyoruz. Standart sözleşme eksikliği diye söylemişiz zaten biraz önce dile getirdiğimiz gibi. Kontrat lisanına da biraz önce vurgu yaptık. Türkiye'de nerelerde kullanıldığı yazmışız. Örnek uluslararası projeler olarak işte Erzincan depreminden sonra yapılan evlerle başlayan Samsun, Bursa, Kayseri, Adana raylı sistemleri, BTC boru hattı, Marmaray, Avrupa Birliği finansmanlı birçok Türkiye'de halen de devam eden birçok projede kullanılıyor uluslararası şeyler, standart sözleşmeler. Farklı HES yatırımlarında kullanılabiliyor. Yahut da özel sektörde kendi proje yönetim anlayışına uygunsa bu tarz uluslararası standart formları kullanabiliyor. Şimdi kontratsal haklar ve kontrat yönetimi diye bir giriş yapmışız. Sözleşme tarafları. Şimdi sözleşme varsa bu sözleşmeyi yapan taraflar var, bir işveren var, bir müteahhit yüklenici var. Bununla beraber biraz önce dile getirdiğimiz gibi evet sözleşme işveren ve yüklenici arasında ama bu kontratın yönetimi sırasında, bu projenin yönetimi sırasında müşavir işveren personeli olarak da olsa farklı görevleri, farklı kısıtlanmış ya da kısıtlanmamış görev sorumlulukları var. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu en son bölümde yeniden dile getireceğiz. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu var. Olası bir uyuşmazlığın çözümü için oluşturulan mekanizma çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu diye bir ayrıyeten taraf olmasa da parti var. Taraf var ama sözleşmenin tarafı değil. Yahut üçüncü şahıslar. Lütfen şuna not sözleşme taraflarıyla alakalı. Şimdi son kullanıcı demişiz. Sözleşmelerde son kullanıcıyla alakalı ne yazdığına dikkat. Sözleşmenin tarafı değil, buna dikkat. İşveren ve yüklenici açısından da, ikisi açısından da. Ancak şuna denk gelebiliyoruz. Son kullanıcı yüklenici son kullanıcının taleplerini yerine getiriyor.
Ama bu arada son kullanıcı doğru şekilde yazıyla aslında işverene iletmesi lazım. İşverenin de yükleniciye iletmesi lazım. Normal şartlarda yapılması gereken bu. Ama yaşanılan sıkıntılardan birisi olarak neyi görüyoruz? Yüklenici işini hızlandırmak için, çünkü o prosedür olarak görüyor. Bakın, prosedür iş zaman kaybı olarak görüyor. İşini hızlandırmak için zaten diyor ki son kullanıcının talebini işveren bana iletecek diyor. Ben hemen son kullanıcıyla görüşeyim. Taleplerini aldım. Tamam, şimdi yapmaya başlıyorum diye gerekli satın alma şeylerini, emirlerini veriyor. Ama bir bakıyorsunuz işverenin bundan haberi yok. Daha sonra işveren diyor ki, sözleşmede yazıyor, taraf belli, benden ancak instruction, emir alabilirsin. Bu durumda ne oluyor? Yüklenici işverenin onayı alınmadan harekete geçtiği için bir zarara uğramış oluyor. Dolayısıyla lütfen özel not, son kullanıcılarımızla yüklenicilerimiz, evet işin hızlandırılması bu güzel bir şey. Ancak mutlaka sözleşmesel prosedüre uyalım. Aksi takdirde bu, inanın, bir yıl sonra siz o demişti, o taraf demişti, Sayın X demişti, o Sayın X artık görevde yok. Bakın, her şey kayıt altına alınacak. Neden, niçin yapıldığı kayıt altına alınacak ve sözleşmede belirtilen taraflar tarafından karşılıklı yazılacak. Dolayısıyla son kullanıcıya özel vurgu yapmamın sebebi bunu çok görüyoruz. İşveren sözleşmelerinde, işverenlerin hazırladığı sözleşmelerde şunu görüyoruz. Bu açıdan olumlu da değerlendiriyorum. Bu yaşanan sıkıntılardan dolayı artık özel şartlara şu yazılıyor: hiçbir şekilde son kullanıcıdan emir alamaz. Hiçbir şekilde son kullanıcının talebi sözleşmesel bir değişiklik emri değildir. Ancak işverenden geldiği, bakın zaten normali işin teorisi bu olmasına rağmen artık işverenler de haklı olarak bunu yazıp, bakın bu bir problem oluyor, bu problemi sözleşmeye girerken görün ve prosedürü ona göre işletin diye sözleşmeleri yazmaya başlıyorlar. Ben bunu faydalı görüyorum. Aksi takdirde kimin, neden, niçin değişiklik emri verdiği her zaman bir sıkıntı olabiliyor ya da bir talepte bulunduğu, bu masraflara neden katlanıldığının kaydı olmamış olabiliyor. İşveren sorumlulukları, şimdi taraflar dedik. İşverenin en temel sorumluluğu ne? En temel sorumluluğu saha teslimi. İzinler, lisanslar, onaylar demişiz. Koordinasyon ve genel destek, finansman, sigorta, mücbir sebepler diye. Şimdi özellikle ben bu 2, 4, 6 maddeden özellikle izinler, lisanslar ve onaylara özel değinmek istiyorum. Lütfen sözleşmelerimizde hangi izni kim alacak? Ne kadar süre bu tutacak? Bu izinler alınmazsa ne olur? Eğer alınmadı, süre uzadı. Yahut alınmadı, süre uzadı. Süre uzadığı için de tabii ki zaman demek, para demek, ek maliyetlere maruz kalındı. Bu nasıl karşılanacak, karşılanmayacak mı? Dolayısıyla lütfen bu işveren ve yüklenici tarafı için de sözleşmelerde hangi izinleri alacağı, kimin alacağının özel olarak değerlendirilmesi lazım. Yüklenici giriyorsa neleri yapacak? İşveren hazırlarken neleri yapacak? Bu netleştirilirse ilerideki uyuşmazlıklar inanın nispeten daha engellenebiliyor. Aksi takdirde en büyük problemlerden birisi bu oluyor. Bir de yine izinler, lisanslar ve onaylar. Biz burada işveren sorumluluğu yazdık ama lütfen sözleşmenize bakın. Bu detaylandırılabiliyor. Şu X izinler işverenin, Y izinler yüklenicinin denebiliyor. En çok süre uzatımına, uyuşmazlığa yol açan konulardan birisi bu izinler, lisanslar ve onayların kim tarafından, ne zaman, ne kadar süre içerisinde yapılması gerektiği olarak ortaya çıkıyor. Koordinasyon ve genel destek, yine işverenimiz bu işi koordine etmek, gerekli kurumlarla yüklenici arasında koordinasyonu sağlamakla genelde görevli olabiliyor. Temelde burada yazdığımız işveren sorumluluklarının dışında, yazsın yazmasın hep söylüyoruz. Bunları biz temel olarak söyledik. Lütfen sözleşmelerimize bakalım. Bizim hep dediğimiz bu. Ezberden hiç zaten işveren bunları halledecektir demeyelim. Çünkü öyle sözleşmelere sizler de denk geliyorsunuzdur. Öyle sözleşmelere denk gelebiliyoruz ki çok temel bir işveren yükümlülüğü olduğunu düşündüğümüz bir sorumluluğun yükleniciye
atfedildiğini, yükleniciye sorumluluk olarak sözleşmede verildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada biz ne kadar işveren sorumluluğu verirsek de lütfen özel olarak sözleşmenize bakınız. Müşavir sorumlulukları, işveren temsilcisi dedik. Sınırlandırılmış haklar, biraz önce dile getirildiğim sınırlandırılmış haklar, fiyat kabulü, hak talepleri, kontrat süresi, müşavir bir değerlendirmede bulunabiliyor. Yüklenici talepte bulunuyor. Müşavir değerlendiriyor ama o değerlendirmesini işverenden onay almadan direkt gönderemiyor. Yahut lütfen yine özel şartnamelerinde, özel şartnameye bakınız. Orada şu yazabiliyor. XX tutara kadar olan değişiklik emirlerini yüklenici müşavir yayınlayabilir diyor. Bakın. XX tutar üzerinde müşavir mutlaka işverenin onayını almalıdır diyor. Bir böyle sözleşmelere denk gelebiliyoruz. Yahut da hiçbir şekilde müşavir süre, ek süre ve ek para verdiği durumların hiçbirinde işverenin onayını almadan yayınlayamaz diyor. Dolayısıyla müşavirin sınırlandırılmış haklarının ne olduğuna da özel dikkat. Görev dağılımı, talimat, instruction diye geçen FİDİ'nin kendi terminolojisinde emirler, talimatlar, bu müşavir sözleşmenin yürütülmesi sırasında talimatları müşavir verir. Dolayısıyla müşavir bu anlamda çok güçlüdür. Bu talimatlara uyup uymama, şimdi geliriz değişiklik emirlerine değindiğimizde, talimatlarına normalde uymak zorundayız. Neden ve nasıl uyamayacağımız konusunda eğer açıklamamız yoksa mutlaka sözleşmeye uygunlukla beraber müşavirin gücünü hani göz ardı etmeyelim. Müşavirin dediği bir şeyi yapmıyorsak sözleşmeye dayalı olarak bunun yaptırımlarını sözleşmenizde lütfen özel olarak dikkat ediniz. Müşavir instruction verdi, ben yapmıyorum. Yapmıyorsunuz, yaptırımları ne? Yahut neden yapmıyorsunuz? Yapmama sebebiniz var mı ve yapmama sebebiniz makul mü? Sözleşmeye uygun mu? Sözleşmede müşavirin verdiği, projeyle alakalı verdiği emirlerin yapılmama, fidik ağzıyla söylüyorum, yapılmama şartları çok kısıtlı. Size bir değişiklik emri verdiğinde siz bunu yapamayacaksanız neden yapamadığınızı doğru şekilde tüm detaylarıyla açıklayacaksınız. Efendim, o malzemeleri bu kadar süre içerisinde talep tedarik edemeyeceğinizi ispatlayacaksınız. O yüzden de ben bu verilen emri yerine getiremiyorum. Dolayısıyla müşavirin verdiği emirler güçlü emirler olarak değerlendirilebilir. Karar verme, determination demişiz. İşte verilen talimatlardan sonra işte ek süre, ek para gibi talepler yahut bir değişiklik emri var, değişiklik emrinin tutarı. Bu gibi konularda hep kararı veren, determination'ı veren müşavir. Müşavir sizin taleplerinizi, yüklenicinin taleplerini değerlendirir. İşverenin de görüşlerini alır. Normalde dedik ya, karar verirken müşavir nötr bir pozisyon alıyor. İşvereni dinliyor, yükleniciyi dinliyor ve o nötr pozisyon gereği adil bir şekilde karar veriyor. FİDİK bunu özellikle vurgular. Fair determination der, adil bir karar verir der. Dolayısıyla hani işverenin temsilcisi evet ama kararı verirken adil karar verme yükümlülüğü var. Müteahhit sorumlulukları, yüklenici sorumlulukları deyince zaten işi yapan yüklenici olunca bakın işveren sorumlulukları bir sayfaydı. Yüklenici sorumlulukları, bir de burada tabii ki yazdıklarımızın ötesinde neler var ama tabii ki işi yapan yüklenici olunca sorumlulukları daha fazla, riskleri daha fazla olabiliyor. En temel sorumluluk ne müteahhitin? İşleri zamanında kaliteli ve fiyatı ve ilgili fiyatta bitirmek. İlgili teminat mektuplarını sağlamak, tasarım var mı yok mu, tasarım yükümlülüğü var mı yok mu, onu yapmak varsa, temsilcisi, contractor representative, yüklenici temsilcisi belirlemek, tecrübeli personel, bu işi yapacak nitelikte personel istihdam etmek, çalıştırmak, kaliteli makine donanım, yine bu işi yapacak kapasitede makinalara sahip olmak, temin etmek, belge üretimi ve raporlama.
sözleşme yönetimi açısından da bakıldığında yukarıdakilerin hepsini çok iyi yaptığını düşünelim yüklenicinin. İşleri zamanında kaliteli fiyatında bitirmek için çabalıyor. Teminat mı her şeyi verdi. Tasarımını çok güzel yapıyor. Temsilcisini belirledi. Çok iyi personeli var. Tabii çok iyi personelle çok iyi makinaları var. Ama belge üretimi ve raporlaması zayıfsa, bakın her şey çok güzelken bir taraf eksik olduğunda çok büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. İş yapma yöntemi normal şartlarda sizlerin de bildiği üzere bir projede işin yapma yöntemi yüklenicinin kendi uzmanlığı gereği kendi istediği şekilde yapar. Ancak hep şunu söylüyoruz, means methods diye geçiyor. Bu işi yapmak için gerekli makine ekipman personeli yüklenici temin eder ve nasıl yapacağı onun kendi özgürlüğündedir. Ta ki sözleşmede özel olarak sınırlanmış, kısıtlanmış şartlar yoksa. Yani size sen bu işi yapacaksın ama şu 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 malzemeyi ve şu 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 metodolojiyi kullanarak yapacaksın diye dikte edilen sözleşmeler de var. Dolayısıyla şunu düşünmeyelim diye söylüyorum. Yüklenicilerimiz ben istediğim şekilde bu işi yaparım, istediğim makineyle hayır. Lütfen sözleşmenize bakınız. Sözleşmede öyle sözleşmelere denk geliyoruz ki yüklenici bu işe girerken ben zaten bu işi biliyorum, işin uzmanıyım diye girebiliyor. Ama bir bakıyorsunuz sözleşme yüklenicinin kendini uzmanı olarak gördüğü modelin tersine dışında farklı bir modelle o işin yapılmasını öngörüyor. Dolayısıyla bambaşka durumlar ortaya çıkabiliyor. Müteahhitin sorumluluğu evet, iş yapma yöntemi onun sorumluluğu ama sözleşmede ne yazdığına, onu kısıtlayıp kısıtlamadığına, iş sırasının özel olarak dikte edilip edilmediğine sözleşmede lütfen dikkat edelim. Geçici işler, bakın yine müteahhit sorumluluklarından sorun yaşanan, normalde genelde sözleşmelerde geçici işler her şey fiyata dahildir. Yüklenici geçici işleri zaten fiyatları içinde yapacaktır der. Ama öyle ki öyle geçici işler yoğun projeler olabiliyor ki yüklenici örnek söyleyelim ulaşım yolları. Bakın ulaşım yolları çok basit. Zaten yüklenici diyecek ki ulaşım yolları ben bunları temin ederim. Ya da çok fazla ulaşım yolu gerek, çok fazla toprak işi gereken ulaşım yolu işi var. Yüklenici bunu göz ardı ederse belki de şu an abartıyla bile söylüyor olabilirim. Belki de proje tutarından daha fazla geçici işlere para harcayabiliyor. Dolayısıyla geçici işlerin çok yoğun yapılması gereken projelere özellikle dediğim gibi ulaşım yolları, dolgular, asfaltlamalar eğer gerekiyorsa bu tarz geçici işler çok küçük bir şeydir. Zaten bu ekstra bir masraf tutmaz. Ekstra bir tutar tutmaz diye ezberden bir yargıya ulaşmayalım lütfen. Sözleşmemizde acaba bu geçici işler büyük bir meblağ tutacak mı tutmayacak mı onu özel olarak değerlendirelim. Taşeronlar, taşeron yönetimi hakeza. Taşeronlara yüklenicinin sorumluluğu ama acaba sözleşme size İlle şu taşeronlarla çalışacaksınız diye bir şey yapıyor mu? Nominated subcontractor diye geçen atanmış yüklenici mi şart koşuyor? Yoksa siz yüklenici olarak girdiğinizde istediğiniz taşeronla çalışma özgürlüğüne sahip misiniz? Bakın yine bir örnek, yine yüklenici sorumluluğu bu. Sizin hep çalışa geldiğiniz bir taşeronunuz var. Sizin için en uygun fiyatı veren taşeron. Bu işe de onunla beraber teklif verdiğiniz sözleşmenin o atanmış yüklenici şartlı, zorunlu olan taşeron listesini göz ardı ettiniz ya da dikkat etmediniz. Sonra size deniyor ki hayır senin taşeronun olmaz. Şurada seçili listeden alacaksın o taşeronu. Ne oldu? Yüklenici evet zaten taşeron bulmak benim sorumluluğum. Ben kendi taşeronlarım var. Bu işe böyle teklif verdim diye düşünürken sözleşmeyi iyi incelemezse taşeronlar hiç ummadığı şekilde taşeron maliyetleri artmış olabilecek. Koordinasyon yine yüklenici sorumluluğu lütfen şuna dikkat. Girdiğiniz sahada başka yüklenici çalışıyor mu? O yüklenicilerle koordinasyondan kim sorumlu? Evet işveren dedik. Önce işveren sorumluluklarını yazdık ama işveren sorumlulukları varken diğer taraftan
yükleniciyle işverenin sorumlulukları nerede kesişiyor? Nerede bir arayüzü var? Nerede tamamıyla yüklenicinin yönetmesi gereken durumlar var? Bu koordinasyon konusunda da özel önem gösteriniz. Çünkü şuna denk gelebiliyoruz. Sözleşmelerde şu yazabiliyor. Sahada diyelim ki 5 tane farklı yüklenici aynı anda çalışıyor. Diyor ki sözleşme, yüklenici diğer yüklenicilerle yaptığı işi koordine etmekle yükümlüdür. Bakın sizin o yükleniciler üzerinde bir yönetim gücünüz yokken o koordinasyondan sorumlu tutulma durumunuz olabiliyor. Dolayısıyla bu bir risktir. Ama dedik ya, siz bir sözleşmeye girerken risksiz diye girmiyorsunuz. O riskleri lütfen tanımlayın. Gerekiyorsa maliyetlendirin, fiyatlandırın, bilin, ona göre girin. Yoksa bu madde neden olur diye hiç kimse bir şey diyemez. O işveren sözleşmeyi ayarlamış, yazmış, yüklenici okumuş ve karşılıklı risk paylaşımına girilmiş. Buna kimse bir şey diyemez. Ama lütfen bilelim buna, çünkü çok denk geliyoruz. Sahada 5 tane farklı yüklenici çalışırken diğer yüklenicilerle olan iş sıralamasının koordinasyonunu projeyi yeni kazanan yükleniciye verilebiliyor. Bu koordinasyonun nasıl yapılacağı, hangi sürelerde nasıl yürütüleceği, buna özel önem gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İş güvenliği zaten olmazsa olmazımız. İş güvenliği konusunda sonuçta iş yürütülürken mesela müşavirin işi durdurma riskini olabilir ya da işi ne zaman durdurabilir? İş güvenliğinden eğer siz belli şartları sağlamadıysanız, çevre güvenliğinden eğer belli şartları sağlamadıysanız direkt olarak durdurulabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle insan hayatı, daha sonra projenin zamanında bitmesi için, o istenildiği gibi yürütülmesi için iş güvenliğine özel önlem. Kalite zaten olmazsa olmazı yine. Hukuksal sorumluluklar, bunu çevreyle de bağlayabiliriz. Çevre şartlarına, eğer çevreyi kirletiyorsak, örnek söylüyorum, hukuken siz bu işi o şekilde yürütemezsiniz. İşiniz durdurulur. Dolayısıyla bakın, hukuksal sorumluluklar dedik. Bu da bir ek maliye. Nedir? Çevre şartları var. Belli çevre şartlarına uymak zorundasınız. Filtre kullanmak zorundasınız. X, Y, Z farklı farklı önlemler almak durumundasınız. Bunların hepsi maliyet. Dolayısıyla bir işe girerken yüklenici bunları da maliyetleri olarak değerlendirilmeli. Öngörülemeyen saha koşulları. Bunu kırmızı, sarı ve gri kitapta dile getirdiğimiz üzere öngörülemeyen saha koşulları, özellikle zemin altı koşullar konusunda ne denmiş? Sözleşmede size hak verilmiş mi, verilmemiş mi? Süre, para talep etme hakkı var mı, yok mu? Yüklenici penceresinden bakıldığında lütfen dikkat. Zaman ve para talepleri, geleceğiz yine hak taleplerinde. Bakın, müteahhit sorumluluğu. Yani zamanın kaybedilmesi, paranın kaybedilmesi siz onu talep etmedikten sonra bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla talep önemli. Müteahhit sorumlu bunu talep etmekte. Eğer bir şeye maruz kalıyorsa bunu talep etmekte. Talep etmek müteahhitin sorumluluğu. İspat yükümlülüğü de zaten hep dile getirdiğimiz, yine dile getireceğimiz daha sonraki bölümlerde de döküman, kayıt, belge bunlar. Saha bakımı demişiz. Arkeoloji, iş bitiş testleri, yine müteahhitin sorumlulukları. Ezbiyıtlar inşa edilmiş fiili proje durumu. Bu ezbiyıtları bildiğiniz üzere şuna özel önem gösterelim, onu da vurgulayalım. Diyelim ki bir boru hattı yapılıyor. Hadi şehir içi şebeke olsun. Siz bu ezbiyıtları, yani fiili durumu yaptığınız şekilde resmetmezseniz, örnek ihalede ya da sözleşmede farklı hatlar varken daha sonra farklı gereksinimlerden dolayı değişiklik emirleri yayınlanıyor ve o değişiklik emirlerinden sonra da siz projeyi değiştirerek hatları döşüyorsunuz. Eğer siz bu ezbiyetleri doğru şekilde kaydetmezseniz, bunlar çok yaşanıyor, üzülerek söylüyorum. Daha sonra başka bir zaman o alanda yapılan başka bir proje o ezbiyetlere göre yapılıyor. Kazılar ona göre yapılıyor.
bu ezberler doğru şekilde kaydedilmediği için, doğru şekilde çizilmediği için diğer projede çok büyük sıkıntılar çıkabiliyor. Yani bu hattın patlayıcı hat olmasına kadar bir gaz hattı olabilir, boru hattı olabilir, su hattı olabilir. Önemli olan bu ezberlerin doğru yapılması, doğru yapılarak kayıt altına alınması. Garanti kapsamı da tabii ki hani hem defects liability period denilen yani kusurlardan, hatalardan sorumluluk periyodu diyelim, o şekilde geçen. Onun dışında da yine temin edilen malzemelerin kendi garantileri, eğer sözleşmeye uyuyor mu uymuyor mu, ona bağlı olarak garantilerin alınması müteahhitin sorumlulukları olarak dile getirilebilir. Tabii biz buraya hani burada 3 slide yazdık. Bunun buradakilerle sınırlı olmadığını zaten dememe gerek yok. Burada yazalım yazmayalım hep söylüyoruz. Lütfen sözleşmenizde, çünkü bizim buraya müteahhit sorumluluğu ya da işveren sorumluluğu diye yazdığımız, genel geçer kural olarak yazdığımız şey sözleşmede bambaşka hale getirilmiş olabiliyor. Lütfen sözleşmemize özel önem gösterelim. Şimdi değişiklikler, değişiklik emirleri. Değişiklik emri yetkisi. Şimdi variation order diye FIDİ'nin kendi dilinde variation order diye geçiyor. Değişiklik emri Türkçemizde. Değişiklik emri yetkisi kimde? Normalde FIDİK gözüyle dedik ya, müşavirdir. Müşavir instruct eder, müşavir talimat verir. Değişiklik emri yetkisi müşavirdedir ama lütfen sözleşmenize bakın. Müşavirdedir. Müşavirin acaba o yetkisini devrettiği kendi bir personeli var mı yok mu? Verdiği, yetki verdiği personel mi size talimatı verdi yoksa başka birisi mi? Bu çok önem arz ediyor. Bunda da sorun, çok sorun yaşananlardan birisi, bir konu. Değişiklik emri yetkisini yetkisine haiz olmayan birisi size sahanızdaki bir personele emir veriyor, talimat veriyor. Personeliniz onun dediği gibi yapıyor. Sonra aylar geçiyor, günler geçiyor. Siz topluyorsunuz, ben bu kadar para istiyorum. Bakın şu yapılmıştı, ekstra bir talimat verilmişti, bunu yapmıştım diye. Ama bakılıyor ki size yetki veren kişi gitmiş, ya size talimat veren kişi gitmiş, bu yaşanıyor direkt. Ve zaten onun da yetkilendirilmiş bir yetki yazısı yok. Ne oldu? Siz yaptığınızla, o yaptığınız masrafla kaldınız. Dolayısıyla değişiklik emri yetkisine kim o yetkiye sahip? Ona lütfen dikkat. Değişiklik prosedürü ne? Siz yüklenici kendi başına bu değişiklik olabilecek diyebiliyor mu? Şu değişikliktir diye. Hayır, diyemiyor. Normal prosedür değişikliği işverenin ve müşavirin, dolayısıyla onun temsilcisi olarak müşavirin yayınlamasıdır. Yüklenici değer mühendisliği yazdık. Value engineering diye geçiyor FIDİK terminolojisinde. Değer mühendisliği ise şu. Bir örnekle anlatalım. İhalede ya da sözleşmede var olan bir boru hattı olsun. Diyelim ki et kalınlığı da X tip boru hattı, hiç fark etmez. Tamamen temsili olarak anlatıyorum. Et kalınlığı 8 milimlik bir boru hattı. Bu proje böyle çalışıyor. Ne yaptı? Yüklenici baktı. Kendi tasarımdan bile sorumlu olmayabilir. Ama yüklenici baktı, 8 milim, bu işin de uzmanı aslında. Ama o sözleşmede tasarımdan sorumlu değil. Yüklenici dedi ki, ya 8 milim et kalınlığı gösteriyor ama ben kendi tasarımcılarımla çalıştım. Bu 5 milimlik bir et kalınlığı, bu boru hattını, bu tasarımda fazlasıyla karşılıyor. Dolayısıyla neden 8 milimlik bir et kalınlığı kullanarak ek maliyet de maruz kalalım? İşverene diyebiliyor ki sayın işveren, böyle bir çalışmam var. Tabii bu sefer onun risklerini kendi alıyor. Tabii işverenin onayına bağlı olarak. 8 milimlik yerine 5 milimliği ispatlıyor raporlarla, her şeyiyle ispatlıyor. 5 milimliğin kullanılması işveren, ve bu arada sözleşmenin hiçbir şeyini de değiştirmiyor. Yani o sözleşmenin ömrü, projenin kullanım süresi, bunlara hiç dokunmaksızın aslında bir tasarrufta bulunuyor yüklenici. Ne yapıyor? Bu FIDİK terminolojisinde nasıl, onu söyleyeyim. 99 FIDİK'lerde, ona da değineceğim, 2017'de kısa değinirim. 99 FIDİK'lerde şuydu.
Yüklenici böyle bir tasarruf modeli önerirse, önerebilir işverene. İşverenin onayına bağlı olarak yapılan tasarrufun yarısını yüklenici alır. Yarısı, bakın ne kadar şey. Aslında yükleniciyi bir anlamda motive ediyor. Ha, diğer taraftan artıları eksileri de herkes tarafından farklı farklı değerlendirilebilir. Nedir? Yüklenici kendi işini bırakıp devamlı acaba bunlara mı girecek? Hani devamlı bir şeylerden, bir şeylerin maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar mı yapacak? Yoksa işini yürütmeye mi bakacak? Bu gibi. Ama normalde bunu değer mühendisliği diye geçen durumda yüklenici bir değişiklik emri veremez. Ama değişiklik emri yayınlaması için işverenin, sayın işveren böyle bir düşüncem, böyle bir çalışmam var. İşveren uygun görürse bunu bir veri yeşil order olarak, değişiklik emri olarak yayınlar. Dediğim %50 tasarruf oranı, tasarrufun %50'sini de yükleniciye verir. Yedek akçe, burada terminoloji olarak yedek akçe diye, işte provisional diye geçiyor farklı Avrupa Birliği projelerinde, contingency diye geçen tanımlamalar olabiliyor. Ama yedek akçe şu, birebir bir iş için, spesifik bir iş için tanımlanmamış, ayrılmamış bir tutar ama ortaya çıkabilecek projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek öngörülmeyen, henüz projelendirilmemiş durumların karşılığı olarak projeye koyulan tutar. Bu tutarın provisional sum diye geçiyor FIDİ'nin terminolojisinde. Biz onu direkt yedek akçe ya da şartlı toplam diye de çevirebilirim. Bu yine neye bağlı? İşverenin onayına bağlı. Bakınız önemli. Yüklenici, ben şurada şu iş yaptım, bunu yedek akçeden verin, contingent provisional sum'dan verin. Böyle diyemiyorsunuz. Bu dediğim şartlı toplam direkt olarak işverenin onayına bağlı. Yani yüklenici kendi başına bunu başlatamıyor, böyle bir işi. Buradan ödenecek zaten, ben bunu yapıyorum değil. Önce işverenin onayı geliyor. İşverenin onayı geldikten sonra bu işi yapabiliyor. YMİ esaslı işler, Dayworks diye geçen YMİ esaslı işler, acil kullanım yedek akçe olarak kullanılabilir nitelikte. Şuna dikkat, YMİ esaslı işlerin fiyatlandırılması, tabii içinde bunun kârdı, genel giderdi, bütün tutarlar var. Orada bir fiyat koyuluyor. Bu fiyatın değişiklik emirlerinde kullanılıp kullanılmaması işverenin tabii ki onayına, müşavirin onayına bağlı olmakla beraber, bu hem kar hem genel gideri içerdiği için normalde değişiklik emirlerinde maliyet olarak direkt koyulamıyor. Maliyet olarak. Ama yine neye kalmış oluyor? Eğer o fiyat YMİ esaslı işler için koyulan fiyatlar makulse, işveren, müşavir bunu değerlendirir, gerçek maliyetle karşılaştırabilir. Ama normal şartlarda Dayworks değişiklik emirlerinde bir maliyet olarak kullanılmıyor. Çünkü o bir maliyet değil, o bir fiyat. Biliyorsunuz maliyetin, maliyet artı marjlar, kar marjı, genel giderler bir fiyata dönüşürken, YMİ'ye bir fiyatken, siz bir değişiklik emri yapıldığında fiyat değil maliyet yazıyorsunuz. Ondan sonra diğer marjlarınızı koyabiliyorsunuz. YMİ esaslı işlerin özetle değişiklik emirlerinde kullanılması fiyatına ve bu dediğim şartlara bağlı. Çoğunlukla içerik, kar marjı ve genel gider içerdiği için maliyet istenmesi daha makul görünüyor. Kanun değişikliğiyle bağlantılı ayarlamalar, değişiklik emirleri. Bakın birden siz projeyi yürütürken birden yönetmelik değişti. XX yönetmelik, işte boru hatlarında uygulanacak. İşte basın, şu anda tamamen üretiyorum. Et kalınlıkları şundan daha az olamaz. Örnek söylüyorum. Şu kadar basınca şu kadar yeni bir yönetmelik geldi. Ne oldu? Hem standart değişti. O da bir kanunla yayınlandı. Siz işi yürütürken size sözleşme dışında yeni şartlar ortaya koyuluyorsa, bu da tabii sizin talebinize bağlı olarak, değişiklik emri olarak işveren tarafından normalde yayınlanmalı. Hadi bir örnek daha verelim. Çünkü bir maliyet olacak. Şimdi gümrük vergileri, değil mi? Siz işi yürütürken birden gümrük vergileri artıyor. Kanun değişikliği oluyor. Gümrük vergileri artıyor. Siz bunu kanun değişiklikleri kapsamında direkt talep edebiliyorsunuz. Edebilmeniz lazım. Bunu da
Tabii ki parasıyla hesaplayarak neyse gerçek maliyetleriniz, ona bağlı olarak bir değişiklik emri olarak yayınlanabiliyor. Değişiklik kontrolü demişiz. Değişiklik kontrolünde bir soru. İşveren fiyat anlaşması olmadan değişiklik emri yayınlayabilir mi? Normal şartlarda tabii ki. Lütfen normal şartlarda diyorum. Böyle ezberden hani evet kesinlikle hayır demek de istemiyorum. Çünkü nice farklı sözleşmelere sizler gibi bizler de denk geliyoruz. Ama işveren anlaşmaya çalışır, müşavir anlaşmaya çalışır yükleniciyle. Çünkü nedir? Sözleşmede de şu yazıyor ya, müşavir ya da işveren karar verirken adil olmak zorunda. Adil karar vermek zorunda. Zaten adil kararın verilmesi gereken bir yerde fiyat anlaşması diyoruz ya. Eğer karşılıklı anlaşılamadı ama totalde bu işin sonunda determination karar verilirken adil verilecek diye değerlendirilerek normal şartlarda evet işveren fiyat anlaşması olmadan değişiklik emri yayınlayabilir. Ancak şöyle sözleşmelere de denk geldiğimizi söyleyeyim. Farklı farklı sözleşmelerde şöyle maddeler de görebiliyoruz. Diyor ki işveren ve yüklenici fiyat anlaşmadan, yüklenici fiyatta anlaşılmadan hiçbir şekilde işe başlamaz diyor. Bakın bir tarafta işe başla diyebiliyor işveren, müşavir. Fiyatta ben zaten adil karar vereceğim, sen işe başla diyebiliyor. Sizin işe başlamamak için gerçekten geçerli sebepleriniz olmalı, önemli yükleniciyseniz. Diğer taraftan öyle sözleşmelere denk gelebiliyoruz ki yükleniciyle işveren anlaşmadan o değişiklik emri uygulanmaya başlamaz diye somut olarak yazan sözleşmelere de denk geliyoruz. O yüzden ben hani direkt olarak ezberden evet, kesinlikle hayır olamaz demiyorum. Sözleşmenize bakınız ama teoride işveren fiyat anlaşması olmadan size değişiklik emrini yükleniciyseniz verir. Siz de o işi yapmakla yükümlüsünüzdür. Eninde sonunda da zaten adil karar vermekle sorumludur işveren ya da müşavir. Eğer bundan da hoşnut değilseniz ne oluyor? Bakın emir verenin yetkisi demişiz. Sözleşmede bir prosedür var mı? Sözleşmenizdeki prosedürü lütfen okuyun. Hangi prosedürle ilerlenecek? Eğer işte bir önce söylediğim işveren fiyat anlaşması olmadan değişiklik emri yayınlayabilirim. Bu sözleşmenizde zaten yazar. Sözleşmenizde bunun olup olmadığını, nasıl sonuçlar doğurduğunu lütfen inceleyiniz. Ona göre de prosedürleri işletmeye devam ediniz. Kayıt alma zorunluluğu dedik ya. X kişi, Y bey, X hanım bir emir talimat verebilir. Yetkisi yoksa siz onu o yetki dışında sözleşmede tanımlanmayan şekilde o yetkisi olmadığı halde o talimatı yerine getirdiniz. Y hanım, X bey o projeden ayrıldı. Hiçbir kayıt da yok. O masraf direkt o işi yetkisiz şekilde yapan, onu sorgulamadan yapan yüklenicinin sırtına bir yük olarak biniyor. Value engineering uygulanabilir mi? Bakın buna dikkat. Yani yükleniciyseniz acaba değer mühendisliği bu projede uygulanabilir mi? Var mı? Biz çünkü bazı sözleşmelere de denk geliyoruz. Hani bir önce dile getirdiğim değer mühendisliği yapılan tasarrufun yarım miktarı yükleniciye verilir diye dediğim şeyde bunun özel şartlarda çıkarıldığını da birçok projede görüyoruz. Değer mühendisliği herhalde diyorum. Bundaki motivasyonu da değerlendiriyorum. Bu değer mühendisliği neden çıkarılır bir projede? O madde. Herhalde diyorum işveren şunu öngörüyorum tamamen öngörü. Bir önce dile getirdiğim yüklenici işi yapmaktan çok hem işi almış o riskleri ihaleye teklif vermiş. Devamlı işin maliyetini azaltmak için devamlı çalışmalar yapıyor. Bu güzel bir şey ama diğer taraftan demek ki diyorum neden bir işveren değer mühendisliği maddesini çıkarır? Demek ki diyorum projenin ilerleyişinden çok yüklenici bunlara mı acaba yöneliyor da bu madde çıkarılıyor diye. Bende bir cevabı yok neden çıkardıklarının ama kendi yorumum herhalde projenin ilerleyişinde yüklenicinin motivasyonu devamlı o tasarrufa yöneliyor işi yapmaktan diye. O yüzden işverenlerin çıkardığını yorumluyorum ama bunun bir tabii kesin bir cevabı yok. Fiyatlandırma şekli
Bakın değişiklik kontrolünde fiyatlandırma nasıl yapılacak? Sözleşmenizde yazıyor mu somut maddeler? Şuna göre yapılır. Keşifte yer alan fiyatlara göre mi yapılır? Direkt yoksa keşifte yer alsa da o anki gerçek maliyetler mi alınır? Kâr marjları, koyulacak kâr marjı kaçtır? Yüzde kaçtır? Bakın şuna kadar sizler de hep denk geliyorsunuzdur. Kâr marjını yapılacak değişiklik emirlerinde yüzde olarak somut belirliyor birçok sözleşme. Diyor ki koyulacak kâr marjı %5'tir diyor. Örnek söylüyorum. %10'dur diyor. 99 ve 2017 FİDİK için de hem vurgu yapayım. 99 FİDİK'lerde değişiklik emirlerinin fiyatlandırılmasında reasonable profit derdi, makul kar oranı derdi. Bu koyulacak derdi. Şimdi 2017 FİDİK'lerde şu ana kadar ben kendi adıma duyuyorum ama birebir daha proje uygulamasını görmedim 2017 FİDİK çıktıktan sonra. Şu an ihalelerde 2017 FİDİK kullanımı zorunlu ya da onunla ihaleye çıkılan projeler duydum. Ama FİDİK 2017 reasonable profit demez. Cost plus reasonable profit yerine direkt bu reasonable profit denilen oran %5'tir der. Lütfen özetle sözleşmenizde değişiklik emirlerinin nasıl fiyatlanacağını fiyatların bileşenlerinin neler olacağı somut belirtilmiş yüzdelerle mi yoksa bambaşka farklı figürlerle mi oluşturulacağına özel dikkat. Aksi takdirde siz örnek söylüyorum yükleniciyseniz ben burada %20 kar marjıyla girdim diye düşünüyorsunuz. Her bir değişiklik emrinde böyle yaparım diye düşünüyorsunuz ama o sözleşmede size belirtilmiş kar marjı çok daha düşükse sizin onu bilmeniz lazım. Lütfen özel önem göstererek sözleşmeye giriniz diye söylüyorum. Yani ben buna X kar marjıyla girdim. Bu X kar marjıyla da değişiklik emirlerimi yaparım mı? Yoksa sözleşme bu kar marjı için özel bir yüzde belirtmiş mi? Buna da özel dikkat lütfen. Ne demişiz? Değişiklik kontrolü yapılması gerekenler. İşverene cevap ver demişiz. Negatif etkilerini şimdi onu yorumlayacağız hep beraber. Negatif etkilerini önlemek için önlem al. Fiyatlandırma, kayıtlar, ölçüm ve metraj, yazışmalar, süresel etki. Şimdi bakın yüklenicinin sorumluluklarında konuşurken süreyi de parayı da eğer varsa böyle bir talebiniz mutlaka bildirmekle yükümlüsünüz. İşveren bir talimat verebilir. Çok normal. Der ki şu X işi yapınız. Ya da şu XX işi eksik yaptığını düşünüyorum. Çok normal. Şunları da tamamla. Siz yüklenici olarak işverene bir cevap vermeniz lazım. Eğer bunun bir değişiklik emri olduğunu düşünüyorsanız bunu yazmanız lazım. Yani yaptıktan sonra her şeyi yaptıktan sonra iş bitmiş. İş bittikten sonra efendim siz şunları söylemiştiniz. Ben de bunları yapmıştım. İşte bunların hepsi birer değişiklik emri değil. İşveren sizden bir talepte bulunduğunda siz de zamanında sözleşmeye uygun olarak bu konuda ne düşündüğünüzü, bunun değişiklik emri olup olmadığını düşündüğünüzü yazmakla yükümlüsünüz. Negatif etkilerini önlemek için önlem al demişiz mesela. Var olan bir değişiklik emri ortadaysa bu değişiklik emrinin süresel etkileri acaba örnek söylüyorum direkt 6 aylık tedarik süresi var. Direkt 6 ay proje süresi uzadı mı? Örnek söylüyorum. Yoksa 6 ay tedarik süresi sadece bir teklif aldığınız yerden siz daha da araştırmalar yaparak 2 ay tedarik süresinde alabilirsiniz. Bakın etkilerini azaltmak için ilk aldığınızdan değil, etkilerini azaltmak için bir çaba var yüklenici penceresinden bakıldığında. Fiyatlandırma nasıl yapılacak? Konuştuk. Kayıtlar, değişiklik kontrolü demişiz. Kayıt, kayıt, kayıt. Bütün seminerlerimizde buna belki onlarca kez kayda özel olarak vurgu yapıyoruz. Lütfen bu projenin kontratın yönetimi, sözleşmenin yönetimi sırasında kayda lütfen özel önem verelim. Ölçüm ve metrajlar doğru şekilde yapılacak metrajlar hesaplanacak. Yazışmalar, süresel etki.
Bir, yine genel olarak sektörde gördüğümüz sıkıntılardan birisi de değişiklik emrinin sadece parasal tarafının değerlendirilmesi. Bu genelde çok şöyle üzülerek söylüyorum, çok sıkıntı olabiliyor. Yükleniciyle işveren çok güzel, hatta maddi olarak parasal anlamda sıkıntı olmadan da anlaşabiliyor. Bu çok normal, tamam. Her fiyatlar belli, maliyetler belli. Ancak gelin görün ki bu değişiklik emirlerinde ki süre etkisi göz ardı edilebiliyor. Daha sonra çok büyük sorun çıkıyor. Dolayısıyla siz bir değişiklik işveren kanadında da, yüklenici kanadında da olunsa hiç fark etmez. Bir değişiklik emri varsa süre ve para ve süre etkisi. Değişiklik emrinin para ve süre etkisi olmak durumunda. Süre etkisi sıfır olabilir ama kaydedilecek. Bunun etkisi yoktur. Birçok projede denk geliyoruz, görüyoruz. Biz şu veri işin ordularını, şu değişiklik emirlerini anlaştık işverenle. Dökümana bakıyorsunuz, zaman etkisi yok. Ya da bunun zaman etkisi yoktur ama zaman etkisi olduğunu düşünüyor yüklenici. Dolayısıyla değişiklik emrini sadece o işin direkt maliyeti olarak düşünmeyiniz. O işin süresi eğer projeyi uzatıyorsa, bakın sizin proje süresinin uzamasından kaynaklı ek maliyetleriniz olacak. Direkt o işin yapılmasından kaynaklı değil. O variation order'ın, o değişiklik emrinin direkt maliyeti ayrı, malzeme, şu bu işçilik maliyeti ayrı. Bir de eğer projeyi uzatıyorsa onun da ek süre uzatımından kaynaklı ek maliyeti var. Lütfen yeniden vurgu. Süresel etkisi var mı yok mu? Ona özel önem gösterelim. Piyasada gördüğümüz büyük sıkıntılardan birisi. Ben ne oluyor çünkü? İlk motivasyon ne oluyor? İlk motivasyon ben şu variation order'ımın, şu değişiklik emrimin parasını alayım da diyor. Bakın direkt parasından herkes bahsediyor. Ama süre hep bir kenarda unutuluyor ya da vurgulanmak istenmiyor. Vurgulansın diye özel olarak önermek istiyorum yeniden. Zamana geldik. Tabii zaman deyince iş programı en temel bir projenin yürütülmesi sırasında iş programımız en temel belge, doküman. Bunda iş programımızda ne olacak? İşlerin başlangıcı, işin süresini, işin bitişini doğru şekilde gösteren bir iş programımız olacak. Bu iş programının program hangi yazılımda üretileceği, bakın küçük bir şeymiş gibi görünüyor. Şuna da denk geldiğim için söylüyorum. XX şu anda şeyin yazılımın ismini söylemeye gerek yok. XX yazılımda verilmek zorundadır yazıyor sözleşmede. İş programı XX yazılımda verilmek zorundadır. Yüklenici bambaşka bir yazılımda sunuyor. Analizler bambaşka bir yazılımda sunuyor. Şuna bile denk geldik. Farklı yerlerde hayır ben bunu değerlendirmiyorum. Çünkü sözleşmeye uygun bir yazılımda sunmamışsın diye. Yani ne ki iş programı zaten sunuyoruz. Hayır değil. Sözleşmenizde duruma göre şartlara bağlanmış hangi yazılımın kullanacağı, hangi metotla gecikme analizi yapılacağı, çeşitli metotlar var. Hangi metotla süre uzatımı talebi yapılabileceği. Bunların hepsi program analizi açısından, iş programı açısından, zaman talebi açısından çok önem arz ediyor. İlerleme raporları, program analizi dedik. Şimdi programla, zamanla ilintili kurarsak, sizin iş programına işlediğiniz datalar, ilerlemeler o raporlarda belirlenecek ve birbiriyle uyumlu olacak. Sizin iş programına güncellerken girdiğiniz ilerleme verileriyle ilerleme raporlarındaki verilerin paralel, uyumlu olması gerekiyor. Aksi takdirde ortada üretilmiş bir iş programı var ve siz güncellemişsiniz farklı verilerle. İlerleme raporlarında farkı var. Hangisi doğruyu yansıtıyor? Bir de şu yanı var, şu riski olabiliyor. Eğer siz iş programına doğru ilerleme yüzdelerine girmezseniz o sizi zaten yanıltır. O sizi zamanında bitireceğinizi düşündürtebilir yanlış veriler girerseniz. Dolayısıyla ilerleme raporları ve bunun iş programına işlenmesi, uyumlu olarak işlenmesi yine büyük önem arz ediyor.
Gecikme cezaları var mı yok mu? Bu işte dolayısıyla iş, zaman itibariyle, zaman bileşeni itibariyle sözleşmenin gecikme cezası var mı yok mu? Eğer kilometre taşlarına mı bağlı yoksa sadece proje bitişine mi bağlı gecikme cezaları? Bunları yine dikkatle incelemek, ona göre iş programını vermek, ona göre yine kritik hat iş programında biliyorsunuz kritik hat var. Bu kritik hat nedir? Kritik hatta en basit ifadeyle anlatmaya çalışayım. Gecikmesi durumunda, öyle söyleyelim. Gecikmesi durumunda, bir gün dahi gecikmesi durumunda projenin aynı şekilde projeyi aynı şekilde geciktiren aktiviteler zinciri kritik hat oluyor. Öyle söyleyelim. Bazı aktiviteler vardır, kritik hatta değildir. Siz onun 50 gün sonra yapsanız da onun 50 gün bolluğu vardır. Buna bolluk denir. 50 gün bolluğu vardır. 50 gün sonra yapsanız da işi geciktirmez projeyi. Ama öyle aktiviteler vardır ki siz bir gün o işi geciktirirseniz o proje bir gün uzar. İşte o kritik hattaki aktiviteler silsilesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla gecikme analizinizi de bu kritik hat üzerinden değerlendirip sizin projeniz uzuyor mu uzamıyor mu, işte ilerleme raporlarında girdiğiniz güncellemelere göre programınızı güncelliyorsunuz verilere göre. O programdan çıkan sonuca göre de sizin o günü itibariyle projedeki bir anlamda resminizi çekiyorsunuz. Acaba projem nerede? Şu an uzadı mı? Hangilerinde ne kadar gecikmişim? Hangisi kritik hatta? O kritik hattı inceleyerek siz önlemlerinizi alıyorsunuz. Daha çok önem göstermeniz gereken öncelikli aktiviteleri belirliyorsunuz ve onlara yoğunlaşıyorsunuz. Dolayısıyla kritik hat çok büyük önem arz ediyor yüklenicilerin ve dolayısıyla işverenlerin. Çünkü işveren de kendi projesinin doğru zamanda, belirtilen zamanda bitmesini ister. Onlar da onu raporluyor, gözlemliyor. O kritik hatta bir gecikme varsa müşavir de onu zaten dile getirir. Ama dile getirmese dahi zaten yüklenicinin zamanında bitirme yükümlülüğü vardır. Yüklenici program analizini devamlı yaparak, devamlı güncelleyerek projenin ne zaman biteceğini ve projenin sözleşmeye uygun sürede bitip bitmeyeceğini devamlı raporlamalı ve gözlemlemelidir. Hızlandırma ne demişiz? Hızlandırma, gecikme azaltma tedbirleri. Şey olarak hani acceleration diye geçen yahut diğeri de tedbirler etkilerini azaltma diye geçen de mitigation. Bunlar birbirine çok yakın, birbiriyle iç içe aslında kavramlar. Nasıl iç içe? Yüklenicinin bir işi zamanından daha önce bitirmek için yaptığı çaba, diyor ki yüklenici, efendim ben işi hızlandırdım ya da iş gecikti. Bakın iş gecikti. Hadi yine temsili bir süre verelim. 100 günlük bir iş olsun. 100 günlük bir iş 30 gün gecikti, bir ay gecikti. Yüklenici diyor ki ben bu işi hızlandırıyorum. Hızlandırdı, 30 gün geriye çekti, yine 130 günde bitecek işi 100 gün normal proje süresinde bitirdi. Yüklenici penceresinden bakıldığında hızlandırma. Ama kontratsal olarak bakıldığında zaten yüklenicinin gecikmelerin etkisini azaltma yükümlülüğü var. Ama şu var. Hızlandırma dediğiniz şey yükleniciye ek maliyetlere maruz bırakmış mı? Eğer ek maliyetse ve bu gecikmelerden o 100 günü 130 güne getiren gecikmelerden yüklenici sorumlu değilse evet bu bir hızlandırma. Ama tabii hızlandırma da ayrıyeten bir işveren instruction'la talimatına bağlı mı bağlı değil mi? Buna da özel önlem. Yani normalde hızlandırma işveren talimatına bağlıdır. Çünkü ek maliyet bu. Hızlandırma maliyeti. Ha diğer taraftan yüklenici dedik ya, yüklenicinin bir de etkilerini azaltma yükümlülüğü var. Eğer ek maliyetlere maruz kalmadan bunu sıralama değiştirerek, reorganizasyon yaparak, düzenlemeler yaparak, biraz daha geliştirerek organizasyonunu bunu 130 günü 100 güne düşürebiliyorsa, bakın burada maliyet yok. Ek bir maliyet olmadan işin etkilerini, gecikmenin etkilerini azaltma, mitigation diye geçen gecikme azaltma tedbirleri zaten bu yüklenicinin görevi. Ama ek maliyetlere maruz kalıyorsa bu hızlandırma oluyor. Eğer o gecikmeden kendisi sorumlu değilse. Ancak bir not. Çok yine sizler de denk geliyorsunuzdur. Çok farklı sözleşmelerde çok farklı şekilde
bu hızlandırma ya da gecikme azaltma tedbirlerine vurgu görebiliyoruz. Bazı sözleşmelerde şuna bile denk gelebiliyoruz. Bakın lütfen özel önem gösteriniz o yüzden. Yani şunu düşünmeyelim. Yüklenici penceresinden bakıldığında eğer işverenden kaynaklı bir gecikme varsa ben o gecikmeyi maliyetlere maruz kalarak telafi edersem zaten paramı alırım. Böyle ezberden bir yaklaşım lütfen geliştirmeyelim. Çok farklı sözleşmelerde bu durumlarda bile yüklenicinin gecikmeleri belki bir kepe kadar, belki bir sınıra kadar diyor ki %10 oranında maliyetleri zaten kabullenerek işe girer. Dolayısıyla hani ezberden konuşmadan mutlaka sözleşmeye bakalım. Hızlandırma adına mitigation, gecikme etkilerini azaltma ne derseniz deyin. Sözleşmenizde bu konuda ne yazdığına lütfen özel önem gösterin. Çünkü bu çok sorun oluyor. Ne oluyor? İşveren diyor ki gecikti iş gecikti diyor, işi hızlandır diyor haklı olarak. İşin zamanında bitmesini istiyor ama sözleşmede bunun yeri neresi? O gecikmenin sebebi ne? O kritik hatta olan aktiviteyi kim geciktirdi? Bunların her biri bir birbiriyle ilintili olarak değerlendirilip sebebi kimin geciktirdiği bulunuyor. Daha sonra da ardından kimin geciktirdiğinin dışında kim para alacak mı, almayacak mı, hakkı var mı, yok mu? Bu işte sözleşmede nasıl yazıyor bunu lütfen inceleyiniz. İş bitimi de zaten hani iş programının ne dedik? İşin başlangıcı var, işin bitimi var. Bu iş bitiminde zamanında bitirmek mi? Yoksa zamanında bitmediyse gecikme cezasına maruz kalınıyor mu, kalınmıyor mu? Daha detaylı, tabii daha detaylı bir seminere ihtiyaç var o tarz konular için ama concurrency denilen, ona da vurgu yapayım bu zaman işinde, eş zamanlı kritik gecikme. Eş zamanlı kritik gecikme de çok özetle söylersem, işveren gecikiyor, yüklenici gecikiyor. İkisi de kritik hatta. Eş zamanlı olarak bu projeyi geciktiriyorlar. Öyle düşünelim. Dolayısıyla ne oluyor? Normal şartlarda yine genel teorik olarak bakıldığında eş zamanlı kritik gecikme olduğunda yüklenici süre uzatımı alır ama süre uzatımından kaynaklı süresel maliyetleri alamaz. Süre uzatımını alır diyor. LD'den de yani gecikme cezasından da kurtulur teoride. Ama yeniden söylüyorum bakın bu genel geçerin dışında öyle sözleşmelere denk geliyoruz ki eş zamanlı gecikmelerde daha yükleniciye süre vermeyen ve gecikme cezasına maruz bırakan sözleşmelere denk gelebiliyoruz. O yüzden eş zamanlı kritik gecikme yani uluslararası terminolojideki concurrency diye geçen ifadeyi de bilelim eş zamanlı kritik gecikmeyi. Ama bunun sonuçlarını yine sözleşmeniz ne diyor? O kadar çok ağır maddelere çok denk geldiğimiz olabiliyor. Sonuçlarını konkörünsü eş zamanlı kritik gecikmenin varsa ne oluru lütfen yine sözleşmenizde ne yazıyor yazmıyor değerlendiriniz. Şimdi hak talepleri. Hak taleplerine geldik izninizle. Ek iş mi istiyoruz? Ek iş mi var? Ek ödeme, ek işten dolayı ek ödeme mi istiyoruz? Neyi talep ediyoruz? Yani hak talebi deyince neyi talep ediyoruz? Ben ek ödeme istiyorum çünkü şurada ek iş var mı? Yoksa ek zaman mı ve neden talep ediyoruz? Hak talebinde bulunurken sözleşmemizi okuduk, argümanımızı sözleşmesel olarak kurguladık, analiz ettik. Gerçeklere göre, ortada olan gerçeklere göre de neden, niçin böyle bir talepte bulunduğumuzu sözleşmedeki maddelere de dayanarak kurguladık ve talebimizde bulunduk. Neler olabilir gecikme hak talebi tipleri olarak? Gecikmeden kaynaklı, gecikmeden dolayı süre uzatım talebi. İş kısıtları ve kesintileri bölünme. Bu da hani yine terminolojide disruption diye geçen. Siz bir işi yapıyorsunuz, iş kritik hatta değil, geciktirmiyor. Ama yani projeyi geciktirmiyor ama sizin verimliliğinizi düşürüyor. Devamlı kesintilerle çalışıyorsunuz. Bu kesintilerden kaynaklı bir hak talebine, verim kaybından dolayı bir hak talebi mi istiyorsunuz? Bu da bir tip.
Hızlandırma, bir önce dile getirdik. Hızlandırma, acceleration diye geçen hızlandırma talebinde bulunuyor musunuz? Hak talebiniz bu mu? Nelere dayanıyor? Orada bir talim, hızlandırma talimatı var mı? Sözleşmeniz hızlandırma konusunda ne diyor? Hızlandırma sadece işveren tarafından talimat verilerek mi yapılır? Evet, normalde. Ama sözleşmeniz hızlandırma konusunda ne diyor? Mitigation, etkileri azaltma konusunda ne diyor? Bu maliyetleri kim karşılar diyor? Dolayısıyla bunlara yine dikkat ederek hak talebi de bulunabiliyoruz hakkımız varsa. Değişen saha koşulları dile getirdik. Sahada bir, size belirtilen, öngörülen jeolojik yapının dışında bambaşka bir zemine, yeraltı şartlarına denk geldiniz. Saha koşulları değişti. Bu durumda sözleşme size hak veriyor mu? Normalde hak talep edebilirsiniz. Ama şöyle söyleyelim, en başta dile getirdiğimiz gümüş kitapsa, EPC bir götürü usul sözleşme ise, bu değişen saha koşullarından kaynaklı, efendim işte dile getirdiğimiz gibi burası normal sertlikte toprak kazısı diye beklerken kaya kazısı çıktı. Bilmem ikinci derecede sertlikte kaya kazısı çıktı. Bana ek süre ver, ek maliyet, bana yepyeni makinalarla yapmak durumundayım, ekstra maliyetlere maruz kalacağım dediğinizde, eğer EPC kontratsa, götürü bedel gümüş kitapla girilmiş bir kontratsa, o zaman hak talebinde bulunabiliyor musunuz? Bulunamıyorsunuz normal şartlarda. O yüzden evet, hak talebi tipleri bunlar, ama sözleşmeniz bunlardan ne kadarına izin veriyor, vermiyor, buna yine dikkat etmek gerekiyor. Değişen kapsam demişiz, hak talebi tipleri dedik ya, kapsamı değiştirdi. Bilmem XX basınca maruz kalacak şekilde bir boru tipi yerine YY basınca, daha büyük bir basınca maruz kalacak, daha büyük etkinlikli bir boru tipi istendi. Ne oldu? Kapsam, scope, tanımlanan, size şartnamede belirtilen içerik değişti. Dolayısıyla bu anlamda siz bu içerik değişiminden dolayı hak talebinde bulunuyorsunuz. İşverenin de hak talebi olabilir. Yani sizin eğer birincisi LD, yani gecikme cezası var işverenin sizden birebir talep edeceği. Onun dışında siz eğer belli zararlara maruz bırakıyorsanız işvereni, yine sözleşmenize bağlı olarak, yine altını çiziyorum, lütfen sözleşmenize eğer yükleniciyseniz işveren sizden ne talep edebilir? Sözleşmenize bakınız. İşverenseniz yüklenici ne talep edebilir? Çünkü şu anda size şunları 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 diye direkt olarak kısıtlayarak bir şey sunmaktansa, ben hep şunu vurguluyorum. Yine örnekler veriyoruz ama sözleşmenizde, çünkü sizler de hep denk geldiğiniz üzere sözleşmelerde bambaşka, hiç öngörmediğimiz maddelere denk gelebiliyoruz. Dolayısıyla işverenin hak talepleri ne olabilir? Sözleşmenizden bakınız. Yüklenicinin hak talepleri ne olabilir? Dedik ya, hangi kitapta hangi standart form kullanılıyorsa ona göre değişiklik arz ediyor. Siz düşünüyorsunuz ki ben kesinlikle buna hak talebinde bulunabilirim diye diyorsunuz, ama sözleşmeniz bambaşka bir şey diyebiliyor. Ne dedik? Diğer de dediğim gibi hak talebi tipleri, genel kapsamı bu olmakla beraber, diğer aklımıza sözleşmenin cevaz verdiği kalemlerde hak taleplerinde bulunabiliriz. Şimdi en bildirim zorunlulukları, en büyük sıkıntı yaşanan konulardan birisi kontratsal bildirim zorunlulukları ve süresi. Lütfen sözleşmelerimizde, siz çok haklı olabilirsiniz, işveren de olabilir, yüklenici de olabilir, 99 ile 2017 farkına da küçük değinmiş oluruz burada. Bir taraf, sözleşmenin bir tarafı çok haklı olabilir herhangi bir konuda, ama bunu sözleşmeye uygun şekilde bildirimde bulunmazsa, bildirimde bulunarak talep etmezse hak kaybı söz konusu olabiliyor. Dedik, hep ben diyorum, insan ilişkileri tamam, işvereni aman ürkütmeyelim, aman şimdi ağzımızın tadı bozulmasın. Hayır, bakın bu kontrat, bu sözleşme. Sözleşmede onu, kimseyi incitmek için yazmıyoruz biz bunu. Haklarımızı karşılıklı korumak için yazıyor. İşveren de hakkını korumak için, yüklenici de hakkını korumak için. Dolayısıyla
insan ilişkilerine evet dikkat, proje dinamiklerine evet dikkat, nasıl söylediğinize evet dikkat ama kontrat ne diyorsa ona uygun lisanla lütfen dile getirelim taleplerimizi, bildirimleri yapalım. Bakın belki de yönetime bildir, riskleri belirle demişiz. Bakın ben bu bildirimi yapacağım. Yapmamamı istiyorsanız riskleri şu. Bunu belirtin yönetiminize. Yönetim o riskleri bilsin, ona göre karar versin. FİDİK 28 gün yazmışız. FİDİK'te bildirim, hak talebi bildirim süresi 28 gün diye geçer. Yani hatta der ki bir olay olduktan ya da yüklenici der, yüklenici bir olayın ortaya çıkmasından sonraki ya da ortaya çıkacağını öngörmesinden, bakın daha öncesine, sadece ortaya çıkması değil, ortaya çıkacağını öngördüğü tarihten itibaren 28 gün içerisinde bildirim yapmalıdır der. 28, FİDİK diyor ki 28 günlük madde 20.1 demişiz, 28 günlük ön bildiri şartı diye. 28 günde yapmazsa hak kaybı doğar diyor FİDİK. Dolayısıyla sözleşmenizde bu hak kaybı söz konusu mu değil mi? Kaç günlük, şuna da denk geldik, sizler de denk gelmişsinizdir birçok projede. 7 güne de denk geldik biz. 7 günlük bildirim süresi. Bir haftalık diyor, 10 günlük diyor, 15 günlük diyor. Bu ne kadar uygun değil. Bakın bu kadar kısa bildirim sürelerinin olduğu durumda sizin devamlı yazı yazmanız, kontrat yönetimini yoğun yapmanız lazım. Dolayısıyla hani yine geldik en başa, kayıt diyoruz ya. Siz çok haklı olabilirsiniz ama kontrata, sözleşmeye uygun şekilde bu taleplerinizi yapmazsanız hak kaybı riskleri ortaya çıkabiliyor. Lütfen bildirim sürelerine özel önem gösterelim. Hak talebi bildirimin amacı yazmışız. Hak talebi bildiriminin amacı işverenden talepte bulunduğunu varsayıyorum yüklenicinin. İşverenin bu hak talebinden doğacak maddi ve süresel etkileri acaba şöyle düşünün. Belli bir sürede yüklenici işverene bu bildirimi yapsın ki işveren de acaba bunun etkilerini ben şimdiden önleyebilirim mi? Ek maliyetlere maruz kalınacaksa ben bunu işveren olarak ne kadar azaltabilirim ya da ortadan kaldırabilirim? İşverene aslında bildirim, işverene bu şansı veriyor. Amaç bu. Bildirimin amacı bu. Günlerin o her zaman tartışmalıdır. 28 gün yeter mi, yetmez mi efendim dedim ya, bambaşka sözleşmelerde 7 gün, 10 gün, 15 gün de olabilir. Bu başka bir tartışma olmakla, sürenin kısalığı başka bir tartışma olmakla beraber sözleşmemizde lütfen bildirim sürelerine, bildirim zorunluluklarına ve ondan sonra da hak talebi sunum sürelerine dikkat edelim. Bildirimi yapmamanın cezası demişiz. İşte o da dedik ya, hak kaybı durumu söz konusu olabilir. Hak talebi yönetim adımları demişiz. Şimdi hızlanacağım, zaten son bölüme gelmek üzereyiz. Hak talebi yönetim adımlarında bildirimi kontratsal süresinde yapalım. Kontratsal argümanımızı oluşturuyoruz. Delilleri, destekleyici bilgileri topluyoruz. Dokümantasyonu ortaya çıkarıyoruz. Claim dosyasını, hak talebi dosyasını hazırlayıp sunuyoruz. Daha sonra bu işin tabii sundum, bitti. Ne zaman cevap? Hayır, takibi yapılacak. Ne zaman cevap veriliyor? Kontratta, sözleşmede ne kadar zamanda sürede cevap verilmesi lazım? Bunun takibi yapılacak. Gerekirse üst yönetimlere, patronlar nezdinde üst yönetime sunumlar yapılacak ve sulh yoluyla bir çözüm aranacak. Bu eğer olmazsa ticari olarak acaba hukuksal çözüme gidip gitmemeyi şirket, patronlar, onlar stratejisini kendiler karar verecek. Ama nedir? Kontrat yönetimi penceresinden bakıldığında karar vericilere gerekli tüm doneleri, tüm verileri sağlayıp onların doğru şekilde riskleriyle, artılarıyla, eksileriyle karar vermesine olanak tanımak gerekiyor. Hak talebi dosyasındaki genel standart şeyler, bir girişimiz var, olayların zamansal gelişimini anlatan kronolojik sıra, kontratsal argüman demişiz. Argümanımız sözleşmenin hangi maddesine dayanıyor? Süre uzatımı ne istiyoruz? Para talebimiz nedir? Sonuç ve tabii ki ekler, bunu destekleyici tüm dokümanlar. Genel şeyi, yapısı, kurgusu bu şekilde.
Dokümantasyon kayıtları söyledik. Hiç söylemekten imtina da etmiyorum. Yine kayıt, kayıt, kayıt. Dokümantasyon ve kayıtlar, mektuplar, kişisel günlük notlar, toplantı notları, ilerleme raporları, günlük raporlar, puantajlar, resimler, kontrol raporları, bildirimler, ne varsa sizin hak talebinizi destekleyecek, hakkınızı doğru şekilde anlatmanıza fayda verecek ne varsa bütün o kayıtlar dosyanızda olacak. Dolayısıyla diyoruz ya, çok haklı olabilirsiniz ama belgeniz yoksa çok büyük sıkıntılar doğabiliyor. Uyuşmazlık çözümü, projeyi askıya almadan başlayalım. Suspension diye askıya alma, işverenin askıya alma hakkı olabiliyor, yüklenicinin askıya alma hakkı olabiliyor. İşveren isterse kendisi herhangi bir sebeple askıya alır ama bununla beraber eğer yükleniciden kaynaklı değilse bu askıya alma kararı, yani yüklenici iş güvenliğini tehlikeye atacak bir şekilde düzenlemeleri yapmadıysa, şu işleri, iş güvenliğini teminat altına al, ta ki o zamana kadar işi askıya alıyorum bile diyebilir işveren. Dolayısıyla işveren tamamen tırnak içerisinde keyfi olarak ya da kendi amaçları için belki tasarımı revize ettirecektir. Tasarımı güncelleyecektir. Ama ekiple çalışacaktır. Diyecek ki 3 ay suspension, askıya alma yapıyorum. İşi askıya alıyorum. Ama nedir? Bunun karşılığında süre ve parasını verecektir. Yüklenicinin, bakın bu yine bu birçok sözleşmede yoktur. Birçok sözleşmede kaldırılmış olarak görürsünüz ama FİDİK terminolojisinde, FİDİK maddelerinde yüklenicinin askıya alma hakkı var. Ha, çok çok fazla maddelere, çok fazla şart mı, hak mı? Şöyle, bu temelde şunlara dayalı. Eğer ödeme belli sürede müşavir ilgili ödeme hak edişini onaylamazsa XX sürede, bu çok değişken olduğu için hani 56 gün yazar ama ben onu hani direkt 56 gün olarak söylemek istemem. Bu sözleşmenize bakınız. XX sürede müşavir onaylamazsa yüklenicinin işi askıya alma bildirimi yapma, askıya alma bildirimi, yine XX notis veriyor. Diyor ki şu zamana kadar olmazsa ben askıya alacağım bildirim veriyor. Şu zamana kadar bu hak edişim onaylanmazsa kontrata uygun süreler içerisinde, şu zamandan itibaren diyor, bir, işi yavaşlatma, iki, ardından da işi askıya alma diye bildirimde bulunabiliyor. Bakın bu çok güç, yani FİDİK'in bu anlamda yükleniciye çok büyük güç vermiş oluyor. Ben paramı, bir de şuna dahi FİDİK bu anlamda yine özellikle parasal konularda, yani işin finansmanı yüklenici penceresinden bakıldığında da yüklenici bu işi para için yapıyor doğal olarak. Dolayısıyla onun garanti edilmediği bir durumda yükleniciyi de korumaya çalışıyor FİDİK diyebiliriz. Nedir? Eğer işverenin finansal kaynaklarında sıkıntı varsa, yüklenici de bunu, sayın işveren, benim örnek söyleyelim, değişiklik emri oldu. Tüm projenin %10'u oranında değişiklik emri. Sayın işveren, ben bu işi yapacağım. Ancak lütfen bana, tabii ki yapacağım çünkü talimat verdiniz. Ancak bununla beraber bana bu %10'luk değişiklik emrinin finansmanının sağlanması konusundaki financial arrangement diye finansmanın sağlanma düzenlemeleri hakkında kanıt veriniz, kanıt gösteriniz diyor. Ben bu işi yapacağım ama siz 100 lira bu bütçelendirmiştiniz, 110 lira oldu. 110 liranız var mı sayın işveren diye sorabiliyor. FİDİK böyle bir hak veriyor yükleniciye. Bu durumda işveren eğer somut bir şekilde buna da cevap vermezse, burada da yine işi askıya alma, ardından da iş yavaşlatma ve ardından da askıya alma hakkı veriyor. Efendim? Fiyat farkı verilmezse, şu var zaten, fiyat farkı verilmezse dediğinizse o direkt yazmıyor. Fiyat farkı verilmezse diye aklımda yok. Fiyat farkı verilmezse denilen şey daha çok aslında yine ödeme diyelim. Yani hak edilmiş bir fiyatın gibi tabii. Bu, ben aslında o %10'u tamamen örnek olarak söyledim. Dediğiniz gibi değişken ama sözleşmenize yine bakınız. Size askıya alma hakkı veriyor mu yok mu? Buna özel önem.
FİDİK'te veriyor ama şartları sizin dediğiniz gibi bakın %20 dile getirdiğiniz değişebiliyor farklı farklı. İşverenin fesih hakkı. İşveren ne zaman fesihte bulunabilir? İşverenin fesih hakkı yüklenici kesin teminatı veremezse, işi terk ederse, işe devam edemezse, yüklenici kendisine sözleşmesel hak, sorumluluğu olan şeyleri yapmazsa, sorunları da gidermezse, bir yaptığı işte kusur var, o kusuru gidermezse, tamamını taşere ederse, iflas ederse, rüşvet komisyon teklif ederse, bu yine standartlaştırılmış XX günlük bir notisle, bir bildirim sonunda işveren fesihte bulunabilir diyor. Yüklenicinin fesih hakkında işveren proje finansmanını sağlayamazsa, ayarlayamazsa, bir önce dile getirdiğim daha sonraki maddeleri bu. İşveren ödeme yapmazsa, işveren ya da temsilcisi hak edişi onaylamazsa, işveren temel olarak görevini yerine getiremezse, bunlar bakın flu'dur, temel olarak görevini yerine getirmek nedir bu? Çok somut değil. O yüzden evet fesih hakkı var ama burada ne yazarsak yazalım, işveren projeyi XX gün süresince askıya alırsa, FİDİK der ki işte şu kadar gün, şu anda hani yine yanıltıcı olmak istemiyorum ama 84 gün der, ard arda toplamda 180 gün der, 84 gün aralıksız der, aralıksız askıya alırsa der, bu tarz şartlara bağlar. Özetle sözleşmenizde bu nasıl değiştirilmiş bilmemekle beraber buna dikkat edin. Acaba benim fesih hakkım var mı yok mu? Sözleşmeden fesih hakkı çıkarılmış sözleşmelere de denk geliyoruz. Sizler de denk geliyorsunuzdur. Fesih hakkı yok yüklenicinin. Bunlara da denk geliyoruz. Uyuşmazlık çözüm yolları da ilk adım sulh yoluyla çözüm. Biz evet uyuşmazlık olur normal ama herkes karşılıklı anlaşmalarla, sunumlarla bir noktada anlaşmaya çalışıyor. Eğer bu yolda bir anlaşma olmazsa müşavir de kararını verdi. Müşavir bir karar verdi. Bu karar yüklenici ya da işveren tarafından makul görülmedi. O zaman ne yapılıyor diye uyuşmazlık çözüm kurulu var, arabulucu var. Ağırlıkla FİDİK arabulucu uyuşmazlık çözüm kurulu DAB diye geçen uyuşmazlık çözüm kurulunu önerir. Uyuşmazlık çözüm kurulu ne yapar? Onu çok kısa söyleyelim. Müşavir, işveren, yüklenici. Yüklenici ile işveren arasında bir sıkıntı var, bir uyuşmazlık var. Müşavirle sunumlar ya da açıklamalar yapıldı. Müşavir bir karar verdi. Bu karardan hoşnut olmayan taraf XX gün içerisinde uyuşmazlık çözüm kuruluna başvuruyor. Uyuşmazlık çözüm kurulu kaç kişiden oluşuyor? Bu bir kişiden oluşabilir. Tamamen sözleşmenize bağlı. Üç kişiden oluşabilir. Bir kişiyi yüklenici, bir kişiyi işveren seçer. O ikisi de bir başkan seçerek üçlü bir uyuşmazlık çözüm kurulu da olabilir. Uyuşmazlık çözüm kurulunun kuruluna bildiğiniz bir aslında küçük bir mahkeme gibi düşünün ama daha hızlı. FİDİK 84 gün içerisinde uyuşmazlık çözüm kuruluna sunulması ve uyuşmazlık çözüm kurulunda kararını vermesini söylüyor. Bu önemli. Yani hızlandırılmış bir uzman görüşüyle öyle düşünün. Dolayısıyla DAB yani uyuşmazlık çözüm kurulu kararı veriyor. O karara eğer memnuniyetsizlik bildirimi yapılmazsa X parti yüklenici ya da işveren tarafından bu karar hem bağlayıcı hem de son karar olarak final ve binding diye bağlayıcı son karar olarak işleme sokuluyor. Şöyle söyleyeyim, uyuşmazlık çözüm kurulunun kararına karar verdi diyelim ki yüklenicinin lehine. Uyuşmazlık çözüm kurulunun verdiği kararı mutlaka işleme sokmak zorundasınız. Bağlayıcı ama son değil ama bağlayıcı. İşleme soktunuz. Bu arada da işverenseniz memnuniyetsizlik bildirimi yapıyorsunuz. O memnuniyetsizlik bildirimiyle tahkime gidiyorsunuz. Tahkim ya da diğer mahkemede nasıl söyleniyorsa.
tahkime gittiniz ama bu arada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun söylediği tutarı da yüklenici ödeyeceksiniz normal şartlarda. Dolayısıyla böyle bir bağlayıcılığı var, böyle bir gücü var. Ancağı var, ancağına da özel not düşelim. Lütfen DAB'nin ne dedik? Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun şöyle de bir ekstra faydası var dedik. 84 gün çok kısa, bu mahkemelere uzun bir sürece gitmeden 84 günde taraflar anlaşırsa bu 84 gün uzatılabiliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu taraflara soruyor. İki tarafın da oluruyla ben x gün kadar daha süre istiyorum diyebiliyor ama 84 günde verme yükümlülüğü var. Bu açıdan hızlandırılmış olması açısından değerli. Diğer taraftan da tarafların hangi pozisyonda nasıl durduklarını da anlamaları, eğer daha öteye, daha tahkime, mahkemelere gitme düşünceleri varsa Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bir anlamda tarafların kendi pozisyonlarını anlama, bir uzmanın, bir tarafsız gözün nasıl bakacağını yorumlama açısından da faydası var. Son notum Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile alakalı. Yine de bu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararlarının dedik ya normalde bağlayıcı ama son değil. Ne zaman son hale gelir, son karar haline gelir? Hem bağlayıcı hem son karar. Ta ki eğer memnuniyetsizlik bildirimi yapmazsa XX sürede o hem bağlayıcı hem de son karar artık. Tamamen işleme sokulacak bir karar olarak görünebiliyor. Çalışılan projenin hangi ülkede olduğuna bağlı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun o ülkedeki yeri, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarının uygulanması, bağlayıcılığı dedik ya bağlayıcı ama oranın hukuk sistemi acaba buna izin veriyor mu? Bazı hukuk sistemleri diyor ki bu bağlayıcıdır. Bağlayıcı diyorsun ama son karar olmadığı için ben bunu bağlayıcı da öngörmem diye hukuk sistemleri farklı farklı bakabiliyor. Ancak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bu anlamda çok hızlandırıcı oluşan, ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için taraflar için ben çok faydalı görüyorum. Birçok yerde de tecrübe ettik. Daha ötelere gitmeden aylarca, yıllarca uğraşılacak, iki tarafında büyük mali masraflara sokacak durumları ortaya çıkmadan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu aracılığıyla birçok konunun çözüldüğünü gözlemledik. Arabulucu normalde herhangi bağlayıcılığı ilk aşamada yok ama karşı taraflar anlaştığı takdirde arabulucunun verdiği kararda şu da var, bir not daha. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi taraflardan habersiz tekil şekilde iletişim kuramaz. Kesinlikle. Mutlaka iletişim ya beraber yapılacak ya kopyalı yapılacak. Bu önemli. Arabulucunun biraz daha esnek. Arabulucu tabii ki taraflar zaten o arabulucuyu onun için onunla iletişim kuruyor. Bu diğer tarafla iletişim kuruyor. Sonra bir ortak nokta bulup ta ki iki tarafında anlaşacağı bir yazılı metin iki tarafında onayı imzası alınıncaya kadar arabulucunun bir kararı bağlayıcı değil. Ama ne zaman ki o döküman ortaya çıkar, o zaman zaten yeni bir sözleşme yapılmış gibi bağlayıcılığı oluyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun atanmasını söyledik. Birer kişi iki taraftan olabilir, tek kişi atanabilir. Üçüncü kişi varsa, üçüncü kişiyi iki tarafın seçtiği Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeleri atar dedik. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun özellikle yeni durumlar, yeni fidiklerde, versiyonlarında artık bir ad hoc diye geçen tek tek uyuşmazlık durumunda sadece bir uyuşmazlık için özel olarak seçilmiş uyuşmazlık çözüm kurulu var. Bir de standing DAB diye geçen, yani devamlı sahada işin projenin başından beri belli aralıklarla saha gezileri yapıp devamlı problemlerin içerisinde problemlerle tanışık çözüm yolları üreten uyuşmazlık çözüm kurulu da söz konusu. Şu anda yeni fidiklerde standing, yani devamlı, projede devamlı olarak istihdam edilen uyuşmazlık çözüm kurulu tavsiye ediliyor. Sorunların kurula aktarılması bağlayıcı ama son karar değil diye de bir önce söyledik. Buradan sonra uyuşmazlık çözüm kurulu kararı verdi. Yine XX gün içerisinde uyuşmazlık çözüm kurulu kararına memnuniyetsizlik bildirimi yapmazsak o artık son karar haline de geliyor. Bağlayıcıydı, bir de son karar haline geliyor.
Ancak XX gün içerisinde memnuniyetsizlik bildirimi yapma yükümlülüğü var isteyen tarafın. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararını beğenmedim, memnuniyetsizlik bildirimi yaptım. Sözleşme neyi söylüyor uyuşmazlık çözümü olarak? Uluslararası tahkimi söylüyorsa bazısı da mahkemeleri söylüyor olabilir. İstanbul mahkemeleri der. Ama tahkim bir anlamda geçerli kanuna göre diyor ki, örnek verelim. Siz uyuşmazlık çözüm kurulunun kararından hoşnut değilseniz, memnuniyetsiz değilseniz sözleşmenizde hangi uyuşmazlık çözüm prosedürü takip ediyorsa ICC tahkim diye olabilir. Uluslararası Ticaret Odası'nın tahkimi yahut farklı farklı uluslararası yatırımlar tahkimi, ICSID var, farklı farklı ancestral var, farklı farklı tahkim mahkemeler var. Hakeza Türkiye'de de biliyorsunuz İSTAÇ var. Son dönemde de çok aktif olarak çalışıyor. Burada şuna dikkat, sözleşmelerinizde tahkim yeri ve kuralları nedir? Buna dikkat. Siz yani hangi tahkime gideceksiniz? O tahkimin kuralları ne? Sözleşmenizde ne yazıyor? Geçerli kanun ne? Hangi kanun üzerinden değerlendirilecek? Yani İngiltere'de yapılabilir sizin tahkiminiz ama Türk kanunları üzerindendir. Ya da başka bir ülkede yapılır ama bambaşka bir ülkenin kanunu üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Dolayısıyla hangi kanun uygulanacak, değerlendirilecek? Dikkat! Hakemler tahkim lisanı ne? İngilizce mi, Türkçe mi? Karar alındı. Diyelim ki tahkime gitti, kapatıyorum artık, sonuna geldik. Tahkime gittik, tahkimde sunumlarımızı yaptık. Karar alındı. Tahkimden çıkardığınız kararla o karar kağıdını Türkiye'deyseniz Türk mahkemelerine götürüp o karar kağıdının tenfiz ettiriyorsunuz. Yani bu ülkede uygulanabilir, hayata geçirilebilir olarak tenfiz ettiriyorsunuz. Onunla beraber o kararda yazan şeyi yükleniciden ya da işverenden alabiliyorsunuz bu kararın sonucunu. Uluslararası anlaşmalar New York Sözleşmesi demişiz 1958. Neden bunu yazdık? Şimdi karar tenfiz etme dedik ya. 1958 New York Sözleşmesi UN olması lazımdı. Bu sözleşmeye üye olan ülkeler bu tahkim kararlarını bağlayıcı olarak kabul ediyor. Ben gelmeden baktım, habire güncellenebiliyor. Gelmeden yeniden baktım. Şu an 170, yani saydım 170 tane ülke de bu tahkim kararları geçerli. Dolayısıyla siz hangi ülkede sözleşmenizi yapıyorsunuz, projenizi? O sözleşme tahkim kararlarını kabul edecek bir ülke mi, değil mi? Yani bu New York Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülke mi, değil mi? Ben o 170 tane olan listede bazıları hala şey yapan, değerlendirme aşamasında olsa yeni başvuran ülkeler de var. Dolayısıyla habire güncelleniyor bu liste. Özet şu: siz evet, ben kararımı çıkarttırdım tahkimden, paramı rahatlıkla alabilirim diye düşünürken o ülke New York Sözleşmesi'ne, projeyi yaptığınız ülke New York Sözleşmesi'ne üye olmayan bir ülke ise, siz ne umutlarla girdiğiniz tahkimin sonucunda elinizde bir kağıt geçersiz, o ülkede işletemeyeceğiniz bir kağıt olabiliyor. Ama diğer taraftan da nedir? Eğer New York Sözleşmesi'ne üye ise o ülkede alamasanız bile o ülkenin başka ülkedeki mal varlıklarına bile o kağıtla, o belgeyle, kararla ilgili mahkemelere gidip karar aldılarak el koyabiliyorsunuz ya da masraflarınızı karşılayabiliyorsanız. Masraflar konusunda hep soru sorulur. Bunun çok bir standardı yok. Hani çok böyle ezberden yanıltıcı bir şey demek istemem. Tamamen bir de şey, bu kurulların, yani bu tahkim mahkemelerinin genelde kitapçıkları, broşürleri, tanıtımları sitelerinde de, zaten şu an ICC'ye girseniz sitesinde zaten yaklaşık tutarları yazar. Der ki uyuşmazlığa konu olan tutar. Siz oraya girersiniz, 1 milyon kabaca size kabaca bir tutar yazar. Ama bunun içinde ne vardır? Bir, zaten dosyalama masrafı diye bir standart başvururken harcamanız gereken masraf vardır. Onun üzerine de uyuşmazlık 1 milyonsa, örnek söylüyorum tamamen, XX yüzdesi kadar
size bir masraf çıkar. Ben bunu burada yanıltıcı olmamak üzerine bir rakam söylemiyorum ama her siteye girdiğinizde, ICC'nin sitesine girdiğinizde rahatlıkla görürsünüz. Seçilecek avukat masraflarına kadar bütün detaylar var ve size yaklaşık bir tutar söylüyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli meslektaşlarım, öncelikle hocamıza değerli sunumundan ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Sunumumuz soru-cevap kısmı ile devam edecektir. Salondan gelecek sorularla başlıyoruz. Sonrasında canlı yayında gelecek soruları da hocamıza ileteceğiz. Buyurun, soru-cevap kısmına başlayabiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi örneğin biz yenici olarak işverene yazışmaları yapıyoruz. Mesela bir projede statik ve dinamik yazıları verdim. Ya da maliyet bana yükselir diyerek bu durumda bizim hakkımız ne olacak? Şimdi tamam, sözleşmenizi bilmeyerek, sözleşme modelinizi bilmeyerek konuşuyorum. Normal şartlarda siz diyorsunuz ki statik güçlendirme gerekli diye dile getirdiniz. Birincisi, sözleşmenizin ne olduğuna bağlı olarak tasarımı kim yapıyordu? Bu bir soru. Tasarımı siz yapıyorduysanız zaten bunu öngörmeniz gerekir miydi? Bu bir soru. Dolayısıyla hani sözleşme tipinizi bilmeksizin genel yorum yapacağım. Normal şartlarda siz eğer tasarımı işveren yapıyorsa ve güçlendirme gerekiyorsa normal şartlarda sizin hak talebine yani daha doğrusu değişiklik emrine yayınlaması gerek işveren. Normal şartlarda bu. Bir hesap yaptık ki burada güçlendirme gerekiyor. Yani hesap sonuçlarına Tamam, soru şu ama izninizle. Tasarımdan siz mi sorumlusunuz, işveren mi sorumlu? Şimdi işveren onaylaması gerekiyor. Yani verdiği iş kısıtlı fakat onu artırıyor bizim. Anladım. %20'nin üstüne çıkarıyor veya %20'ye. Açıkçası yani dediğiniz çerçevede, dediğim gibi kısıtlı bilgiyle şunu diyebiliyorum. Sizin anlattığınızdan normalde sözleşmenin dışında yepyeni bir güçlendirme diyorsunuz. Sözleşmede sizin, ben öyle anlıyorum. Sözleşmede benim güçlendirme kapsamım diye bir şey yok diyorsunuz. Bu ve tasarımı da işveren yaptığını anlıyorum. Tasarımı işveren yapmış. Yüklenici de bakın bu tasarımınız yanlış diye ona önermiş. Bakın yanlış, bunu böyle güçlendirmek lazım. Evet. Şu var, normal şartlarda dediğim gibi sözleşmenizin detayını bilmeksizin sizin değişiklik emrini işverenin zaten ben kapsam değiştiriyorum. Önceden sana verdiğim tasarımı değiştiriyorum diyerek yayınlamasını beklerim. Bu anlamda da değişiklik emrine hak kazandığınızı öngörürüm. Ama dediğim gibi hani sözleşmenin o kadar ilk başta bu seminerimizde girişte anlattığım için sözleşmenin o kadar birbiriyle ilintili, sizin mesela siz kendi pencerenizden aktarıyorsunuz da doğal olarak bambaşka bir maddeye gidilebiliyor. O maddede sizin dediğinizin aksine başka bir şey çıkabiliyor. O yüzden sizin dediğiniz bu bilgiler verildiğinde ben direkt diyorum ki işveren tasarımı yaptıysa, o tasarımın yanlışlığı ortaya çıktı ve işveren o tasarımı değiştiriyorsa onun masraflarını da size vermelidir diye öngörürüm. Ama dediğim gibi sözleşme detayı çok önemli. Yani ezberden evet kesinlikle haklısınız, kesinlikle demem. Çünkü çok fazla denk geldim bu tarz. İlk bakışta siz anlattınız ya, ilk bakışta kesinlikle yüklenici haklıdır diye düşündüğünüz bir şey.
sözleşmede bambaşka maddelerle bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Ama verdiğiniz bilgiler çerçevesinde bana işverenin değişikliğini yayınlaması makul göründü. Onu söyleyebilirim. İşte bakın bunlar çok keskin ifade. O yüzden bunları ben evet kesinlikle askıya alabilirsiniz demem. Sözleşmenizi okumadan kesinlikle diyemem. Çünkü nelere denk geldiğimizi görseniz yani askıya alma bunlar bakın askıya alma fesi bunlar çok rahat verilecek kararlar değildir. Yani sözleşmede yazsa dahi biraz önce ne yaptık? Biraz önce dedik ki işveren temel görevlerini yap. Sözleşmede yazıyor bakın. O temel görevler nedir? Hulu. Dolayısıyla bu keskin ben askıya alabilirim, dururum. Bunları lütfen yani kendi stratejik şirket olarak değerlendirin. Sözleşmenizin tüm bileşenleriyle bakınız. Ben hani onu ezberden kesinlikle haklısınız, kesinlikle diyemem görmeden. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim de 3-4 tane sorum olacaktı. Şimdi dünya çapında önemli projeler yapılıyor. Ortak konsolosluğunda, ben de meslek hayatımda, Bolu-Gerede Otoyolu'nda, İstanbul'daki projelerde, havaalanı projelerinde çeşitli firmalarla çalıştım. Gerçekten çok bir mühendis olarak da çok büyük bir deneyim. Hem teknik olarak da mevzuat anlamında da çok büyük bir deneyim. Ben hocam şunu çok merak etmişimdir. Size onu sormak Buyurun. İstiyorum. Şimdi bu uluslararası işleri yapan firmalar mesela STF liman konusunda uzmandır ya da örnek olarak veriyorum ya da ENKA ya da TEKTEN yol konusunda uzmandır. Yurt dışına gittiklerinde bu projelerin background'uyla ilgili devletten bilgi alabilir mi? Yani atıyorum İngiltere firması SNFA'ya liman inşaatı verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu limanın yaptığı projelerle ya da SNFA'nın yaptığı projelere geri dönüşümlü ya da artısı eksisi konusunda bilgi verilebiliyor mu hocam? Bu konuda bilgim yok. Yani hiçbir yorum yapacağım bir şey değil açıkçası. Yani yorum yapabileceğim bir durum olmadığı için birebir bir cevabım yok ne yazık ki. Anladım hocam. Evet. Bir de hocam ben mücbir nedenleri çok merak ettim. Mücbir neden. Mesela bu tarihte savaş oldu. Evet. Bir kere deprem mesela önemli bir mücbir nedendir. Ya da ihtilaller önemli bir mücbir nedendir. Burada hocam nasıl bir yol izleniyor ve sigortacılık burada nerede devreye giriyor? Yani onu çok merak ettim. Tamam. Gene hocam bir konuda şimdi mesela uluslararası insanlar mesela sizler gibi teknik anlamda uluslararası işler yapan bilim insanlarımız var. Bunlar bu projelere müdahil oluyor mu? Oluyorsa ne aşamada müdahil olabiliyorlar? Ya da tahkimde mi oluyor? Ya da arabuluculukta mı oluyor? Bunları çok merak ediyorum hocam. Aydınlatırsanız sevinirim. Sağ olun soru için. Teşekkürler. Mücbir sebep konusuna değinirsek dediğiniz gibi hani mücbir sebep deyince nedir? Yine tanımdan gidelim. Mücbir sebep deyince iki tarafında elinde olmayan önlemini alamayacağı sonuçlarını engelleyemeyeceği bu tarz 3-4 maddeyle sıralayabiliriz. Şartlar mücbir sebep olarak söylenebilir. Bu mücbir sebep konusunda yine sözleşmeden dile getireyim. Sözleşmede mücbir sebebi böyle sıralar savaş der, işte deprem der, patlamalar der, örnek ayaklanma der, farklı farklı der. Buyurun. Evet. Bakın evet bu mesela sağ olun çok teşekkürler. Yok pandemi de bu da tartışma konusu olan bir şeydi. Bu mücbir sebebe girer mi girmez mi? Ha gibi ama işte şey yine sözleşmeler çerçevesinde değerlendirildiği için sözleşmelerde belli maddeler var. Bu maddeleri giriyor mu girmiyor mu? Bakıyorlar mesela bu sözleşmelere diyor ki bazı yaklaşım sözleşmede yazan maddelerden değil bu diyor. Tamam ama bunun sonuçları var. Şöyle söyleyeyim. Pandeminin mücbir sebep mi oldu? Mücbir sebep evet mücbir sebep. Çünkü kimse engellemiyor. O bir an önce dile getirdiğimiz şartları sağlıyor. Ama bunun sonuçları itibariyle örnek devletler uçuşları yasaklıyor değil mi? Şimdi bu uçuşların kanun değişikliği etkisi var mı yok mu? Bu işte bunlar halen şu anda tartışma konusu olan net bir sonuca ulaşılmayan konular. Diğer taraftan deprem gibi dediniz sigorta tarafına da sorunuzu sordunuz. Şöyle normal şartlarda sizin bir
All Risk Insurance'ımız var. Yani tüm inşaat riskleri diyelim, sigortanız var. Bu sigortanın kapsamı çok önemli. Şimdi mücbir sebep olduğunda orada deprem yazıyor, sel yazıyor değil mi? Normal şartlarda onun kapsamasını beklerim. Dolayısıyla siz işverene mücbir sebep oldu sayın işveren, süre tamam. Süreyi verecek yani, süre kaçınılmaz bir şey. Ama sayın işveren, bu mücbir sebepten dolayı şöyle sel oldu, şöyle deprem oldu, mücbir sebepten dolayı şöyle para istiyorum dediğinizde, o zaman sigorta devreye girecek. Yüklenici, normalde işverenin şunu demesini beklerim. Evet, deprem oldu, maruz kaldın ama sigortada ben bu kadar sana tutarlık sigorta yaptırdım. Dolayısıyla onun karşılığını oradan almasını beklerim. Oradan alamadığı tutarlar bu sefer şeye giriyor. İşverenle olan anlaşmasına, sizin neyi nasıl sunarak anlattığınıza kalıyor. Ama normal şartlarda deprem, sel gibi doğal felaketler diyelim, bunlarda sigortanın kapsamına girmesi beklenir. Ama bir takdir edersiniz ki sigorta kapsamları da seviye seviye. O yüzden yani burada ısrarla çok kesin konuşmamaya özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bir yerde girer dediğiniz ya da bir yerde hepsini alırsınız dediğim bir durumda, tamamen sözleşmenizde belirtilen sigorta kapsamına göre siz çok daha yüksek para alabilirim diye düşünürken çok düşük para da alabilirsiniz. Ama normal şartlarda bu tarz doğal afetleri sigortanın kapsamasını bekleriz. Ama kapsam içeriği tartışmalıdır. O sigorta uzmanı da değilim ama o daha farklı farklı seviyeleri var. Savaş konusunda gelince de savaşta normalde bir mücbir sebep. Artı hem mücbir sebep hem de employer, işveren riski diye de tanımlanan risklere giriyor. Dolayısıyla bu mücbir sebepten kaynaklı süre ve para talebi genelde sözleşmenize bağlı olarak. Bazı sözleşmelere bakın, savaştan bağımsız söylüyorum, mücbir sebebe bağlı olarak. Lütfen fidiyi şu an bir kenara koyarak söylüyorum. Lütfen sözleşmelerinize özel dikkat ediniz. Mücbir sebep nasıl tanımlanmış? Mücbir sebep maddeleri ne? Acaba şunu diyor mu? Bununla sınırlı kalmamak şartıyla. Yoksa şunu mu diyor? Sadece bunlar mücbir sebeptir mi diyor? Bakın, including but not limited to dedikleri, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla şunlar olabilir. Bu ve benzeri diye sınıflayanlar var. Ya da şöyle sözleşmelere denk geliyoruz. Ancak şunlar diye kesinlikle bir sınır koyan, ardından da sizin biraz önce dile getirdiğiniz XXYY faktörleri, olayları, şunlar da kesinlikle mücbir sebep olarak değerlendirilmez diye yazılan sözleşmelere de denk geliyoruz. Dolayısıyla hep diyorum ya, lütfen sözleşmeyi okuyup boşlukları, çünkü her sözleşmenin kendine göre artısı eksisi var. Ancak mücbir sebep konusunda normal şartlarda, savaş olduğunda siz ya mücbir sebep zaten, ama şu var dikkat edin. Mücbir sebebinin de bildirim süreleri var. Yine bildirim sürelerine dikkat. Bildirim süreleri, ön koşullar var. Onun sözleşmelerinizde bildirim sürelerine dikkat ederseniz sözleşmenizin cevaz verdiği ölçüde paraya ve süreye hak kazanabilirsiniz. Bazısında der ki sadece süre alabilir. Bazısında hem para hem süre olabilir, o şartlara bağlı olarak. Üçüncü soruyu bir daha tekrarlar mısınız? Danışma, şöyle, ihale sözleşmelerin farklı farklı aşamalarında devreye girilebiliyor. Nasıl? Örnek söyleyeyim. Sözleşmede bir uyuşmazlık var. Daha tahkime, DAB'ye yani uyuşmazlık çözüm kuruluna gitmemiş. Ama yüklenici olsun ya da işveren olsun. İşveren tasarımı yapmış. Bir, diyelim ki aman olmasın ama diyelim ki bir yapı çöktü. O yapı çöktüğünde İşveren tasarımı yaptıysa, işveren kendi, dediniz ya bizim bilim adamlarımız, yine adamlarımız ya uzmanlarımız, o uzmanına, o konuyla alakalı uzmana rapor hazırlatıyor. Dolayısıyla daha bir yere gitmemiş, bir uyuşmazlık oluşmamış. Onun analizini yapmak için rapor hazırlatabiliyor. Onun dışında yükleniciler yine kendiler tasarım yapıyorsa, bir önce dedik ya değer mühendisliği, bir sunum yapıyorsa onunla alakalı ekstra raporlar alıp işverene sunuyorlar. Bakın ben böyle bir tasarım yaptım. Şöyle de uzmanlardan rapor aldım. Ha, bu gibi. Yahut
uyuşmazlıklara gittiğinde bir önce dile getirdiğimiz uyuşmazlık çözüm kurulu şunu da yapabiliyor. Ben bu konuda sizin aranızdaki uyuşmazlık konusunda bir uzman tutacağım diyor. O uzmandan rapor olabiliyor. Bu da bir şey. Yine uyuşmazlık çözüm kuruluna gidildiğinde yüklenici kendi uzmanının raporunu kendi bir uzman tutuyor. Uyuşmazlık çözüm kuruluna sunabiliyor. İşveren herkese aynı şeyi yapabiliyor. Daha da öteye gidersek tahkim aşamasında da yine tahkim mahkemesi eğer gerek görürse onlar da yine bu tarz uzmanlara danışıp uzman raporları alabiliyor. Dolayısıyla aslında projenin neredeyse her aşamasında buyurun. Mart Sigorta ve Restoran Sigortalarında çalışıyor. İnşaatlar nerede farklılığında. Sizden bahsettiğimiz gibi biraz önce işte konstrüksiyon analiz, advanced cost of profit ya da işte konstrüksiyon meselelerini düşünmemiz gibi inşaata bağlı ve enerji tesislerine risklerini sigortalıyoruz. Ben aslında burada siz anlattıktan sonra aslında yaptığım işin ne kadar benzer olduğunu, ne kadar ortak olduğunu fark etmiş oldum yani. Bu perspektiften bir soru sormak istiyorum. Bize de bir sürü inşaat sözleşmesi geliyor ve bunların içerisindeki sigorta bölümünden değerlendirme yapıp bir teklif sunmamız isteniyor. Siz bu sözleşmelerdeki sigorta bölümünün yerini nasıl görüyorsunuz? Sizce sigorta sözleşmeleri iyileştirmede daha fazla nasıl fayda sağlayabilir? Teşekkürler soru için. Benim görebildiğim çoğunlukla yani sözleşmelerdeki sigorta bölümlerinin çok detaylı olmadığını görüyorum. Bunun da olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm bu FİDİK de dahil olmak üzere. Bu detay somutlaştırma olmadığı için de aynı sözleşmede başka başka formatta sigortalara denk gelebiliyoruz. Dolayısıyla benim bu anlamdaki görüşüm de sigorta detaylarının daha fazla sözleşmelere işlenmesi, FİDİK ya da herhangi bir konuda somutlaştırılması. Bu daha çok işverenlere, yüklenicilere bırakıldığını görüyorum. Yani detayların işverenlere, yüklenicilere bırakıldığını görüyorum. Bu bir sıkıntı yaşanmadığında zaten orada bir kağıt parçası olarak duruyor. Bir sıkıntı yaşanmadığında. Ama sıkıntı yaşandığında o kadar o sizlerin zaten işin içinde ve uzmanı olarak, ben uzmanı değilim sigorta uzmanı ama işin içinde ve uzmanı olarak daha iyi değerlendirirsiniz. O sözleşmede hiçbir sorun yokken hiçbir etkisi olmayan kağıt öyle küçücük kelimeler, sözcükler, tanımlar öyle anlam kazanıyor ki dolayısıyla özetle sorduğunuz soruyu özetlersek ben sözleşmelerde sigorta maddelerinin çok detaylı, yeterince detaylı olmadığını ve detaylandırılması gerektiğini, somutlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli meslektaşlarım, sorular bitti gibi gözüküyor. Öncelikle hocamıza bu akşam vakit ayırıp bizlere katıldığı için siz değerli üyelerimize odamız adına çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sunumumuz bu kadar. Herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın.